Merhaba arkadaşlar, dostlar, yoldaşlar, canlar. Yine bir Demir Muhabbet programında beraberiz. Bu programın ismini baskın program olarak koyabiliriz. Başta başkanımız, eş başkanımız Nurşen olmak üzere Alev ve diğer Alevi derneğindeki kadınlar bizi böyle önemli bir iş var diye apar topar buraya toparladılar. Ve sonra dediler ki her yıl biz bu işi yapıyoruz. Yani kadınların toplum içindeki önemi, kadınların mücadelesi, emeği, kadınların tüm hayata kattıklarını biz anlatıyoruz. Ama bu yıl özellikle derneğimiz bünyesinde aktif olan, faal olan erkekleri çağırdık. Ve onlar bizi, emeklerimizi, bizim derneğe kattığımızı, bizim hayata kattıklarımızı anlatın dediler. Bir de espri yaptılar, dediler sizi yalnız bırakınca ne çıkar onu da görelim diye. Biz de böyle apar topar hepimiz birdenbire buraya geldik ve bugün sizlerle beraber, siz değerli seyircilerle beraber bizler tartışacağız, konuşacağız. Yani kadınlar ve kadınların hayatımızdaki önemi, kadınlar mücadelesinin tarihçesi, günü, bugüne kadar neler verdiğini falan tartışacağız sizinle. Yönetim kurulundakilerinizi, delege arkadaşımız Nuri'yi tanıyorsunuzdur önceki programlarda ama biz gene de bir tanışma programıyla başlayalım. Bir de şöyle dedemizden başlayalım. Emre Dede buyur. Ben de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ekranı başında bizi izleyen tüm canlara da saygı sevgilerimi iletiyorum. İsmim Emrah Erdem. İnanç Lüfüz Mahkeme İnanç Kurulu'ndayım. Evliyim. İki çocuk babasıyım. 95'ten 96'dan beri de evliyim. Yani her güzel günler diliyorum herkese. Yani bugünkü konuklarımız hepsi evli. Onu üstüne basa basa anlatmayın. Mehmet abi seni tanıyalım. Ben de bütün kadınlarımızın 8 Mart Emek gününü kutluyorum. Adım Mehmet Şahin. Yönetim kurulu üyesiyim. 3 dönemdir bu hizmet veriyorum. Muhasebeden sorumluyum. Herkese iyi muhabbetler diliyorum. Benim adım Mehmet Çelik. Yönetimde dış ilişkilerle ilgili sorumlu kişiyim. Evliyim. 2 çocuğumuz var. 2002'den beri evliyim. Böyle alalım. Dinçel çalışır. Kurumun eş başkanıyım. Yaklaşık 8 yıldır da çeşitli yerlerde yönetim kurulunda bulunuyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bütün kadınlarımızı bunun için emek vermiş, bedel ödemiş canlarımızı selamlıyorum, saygılarımla eğiliyorum ve günlerini kutluyorum. Merhaba, ben de Nuri Geyik. Dernekte deliliyim. Ben de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Umuyorum bir dahaki gelecek zamanlarda eşit şartlarda, eşit haklarda, eşitsizliğin ortadan kalktığı bir dünya geleceği umuyorum. Evet arkadaşlar, konuklarımızı yani aslında bugün ben de konuğum, beni de apar topar buraya getirdi bizim kadınlar. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman, hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşaleden, tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi, ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında ayı mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafirlerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri
hükümümüzden sonra gelen ve dağlarda dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara savana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuşların peşinde, harman yerine kehrivan başlı sap çeker gibi, aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şaraplerin çeliğini de ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon'a doğru. Evet arkadaşlar, bugün Alevi Kültür Merkezimizde faaliyet yürüten erkekler kadınlarımızı aynı zamanda bize kattıklarını, bizi zenginleştirdiklerini, bizi insan ettiklerini, bizi insanca yetiştirmenin nasıl olduğunu tartışacağız. Aynı şekilde şöyle bir tarihçesi noktasında da kısa bir bilgi daha vereyim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Bu Türkiye'de faaliyet yürüten kadın hareketlerinden, onların bildirilerinden alınmış bir yazı. Ama kısaca okuyalım, iyi gelir diye düşünüyoruz. Çünkü kadınlarla ilgili sohbetimizde çok faydalı olacak. 8 Mart 1857'de New York'ta 40 bin tekstil işçisi kadının başlattığı grev ve direnişi durdurmak için fabrika kapılarının kilitlenmesi, fabrikanın ateşe verilmesi, 129 kadının katledilmesinin üzerinden 164 yıl geçti. 164 yıldır dünyanın her yerinde kadınlar tekstil işçisi kadınların mücadelesini her 8 Mart'ta sokağa çıkarak anıyor ve tam hak eşitliği için mücadele ediyor. Patriarkal kapitalist sistemin kadınlar, işçiler ve dünya halkları üzerinde uyguladığı baskı ve sömürü süre giderken yıkım sisteminin getirdiği pandemi ile işçi sınıfı dar boğaza hapsedilmiş, sürecin ekonomik yıkımı ezilenlerin omuzlarına bırakılmış, zaten güvencesiz ve esnek çalıştırılan kadınlar ilk işten çıkarılan olmuştur. İşten çıkarmalara Kod 29 gibi sistemin kokuşmuş ahlakçılığı gerekçe gösterilirken, direnenler ev hapislerine, elektronik kelepçelere, çıplak arama dayatmalarına, şiddete ve cinsel saldırılara maruz bırakılmıştır. Kadına yönelik erkek ve devlet şiddeti her geçen yıl katlanarak artarken, öz savunma yapan kadınlar burjuva mahkemelerde müebbet hapislere mahkum ediliyor. Kadın üniversiteleri gibi projelere kadınları kontrol etmenin yöntemleri aranıyor. Kadın bedeni üzerinden geliştirilen zor uygulamaları tüm halklara bir sindirme aracı olarak uygulanırken, bir kez daha söylemekte fayda ki kadının ezilmişliği sorunu yalnızca kadınların sorunu değildir. Tüm ezilenler patriarkal kapitalist sistemin burjuva adaleti ile ölüme, gençler geleceksizliğe, işçiler daha fazla sömürüye, LGBTİ artılar yok sayılmaya, doğanın tüm parçaları yok olmaya mahkum edilmektedir. Patriarkal kapitalist sistemin ve AKP iktidarının savunuculuğunu üstlenen Özlem Sezgin'in örgüt talimatıyla çocuk yapıyorlar dediği, biz kadınlar biliyoruz ki örgüt talimatıyla istismar edenler, katledenler aynı tasa taşı, aynı tasa kaşık sallayanların mücadelemiz üzerine söz söyleme hakkı yoktur. Zira mücadelemiz tarihten bu yana ne padişah, ne sultan, ne de kayyum tek adam tanımamıştır, tanımaz. Biz sizin kayyum atadığınız üniversitelerin öğrencileri ev hapishane, elektronik kelepçeye mahkum etmeye çalıştıklarınız, öz soğunma yapanlar, cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini, sınıf bilenleriz. Zindanlardaki, fabrikalardaki, evlerdeki, üniversitelerdeki kadınların sesi olmaya, taleplerimizi haykırmaya, yaşamın her alanında, hayatın tam ortasında mücadele etmeye devam etmeye çağırıyoruz tüm kadınları. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın mücadelemiz yazmışlar. Biz de okuduk. Şimdi arkadaşlar sohbetimize başlayalım. Tabii biz böyle çok böyle sistemsel tartışma, yıkım, sistemle sorunların çözülmesi değil. Ama bizim hayatımızda yaşadığımız tecrübeler, yetişirken, gençlik dönemimiz ve belli bir evreye geldiğimiz süreçte biz bu süreçte kadın mücadelesi, kadın emeği üzerine ne öğrendik? Böyle geçmişimizi de bir irdeleyelim. Bence ilk başta
Dedemizden başlayalım. Ne diyorsunuz? Dede, sana bir soru yönelteyim, hemen devam edelim. Sen de sohbet et. Şöyle bir durum var. Yani çocukluk yıllarında sonuçta bu kadınların bildirisinde de bahsettiği gerçekten bir erk sisteminde yaşıyoruz. Yani erkeklerin avantajda olduğu, yetişirken bile yani evin içinde ağa gibi yatan, sırf kahvaltıya kalkan, sonra iş varsa iş yapan, onun dışında böyle rahat gezen tozan. Ama genç kızlarımız yani çocukluktan böyle, kadınlar çocukluktan böyle ev işleri, her işe koşturan, her şeyi hazırlayan, her şeyi yapan, ütüleyen, yemek yapan, kahvaltı yapan, evi temizleyen ve akşama da böyle kadınların hiç sayıldığı, erkeğin böyle gözde olduğu bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz da hala yani birçoğumuz. Belki bazılarımız istisnalar her zaman içinde farklıdır. Ama genelde böyle bir sistemde yaşıyoruz. Sen kendi hayatında bunu bir bahsedebilir misin? Nasıl yetiştin bu konuda? Evet. Öncelikle sorun için teşekkür ediyorum sevgili Erkan. Yani Alevilikte aslında kadın erkek eşittir. Yani hiçbir zaman ne Cem'de ne de Kırklar Cem'de herhangi bir erkanda bizden eksik değiller, her zaman yanımızdalar, her zaman daha başarılılar aslında. Biz tüm erkanlarımızda can olarak bakarız, yani kadın erkek ayırmayız aslında. Özüyle inanç böyle, yani özü itibariyle. Tabii ki erkek... Söylemde böyle evet. Ama tabii pratiği de anlatacağız. Yani pratikte de öyle olması gerekiyor aslında. Çünkü Alevilik bunu bize böyle şey yapıyor. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin sözü var, diyor ki... Yani erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok diyor. Bakış açısı senin bakış açında, yani fikirlerinde demek istiyor. Şimdi orada yani aslında biz bunu hiçbir zaman ayrı yapmamamız gerekiyor. Kadın yarattığı içinde ayrı bir farklılık var. Aslında batini anlamda ulularımız diyor ki kadın yarattığı için, var ettiği için bir insanı, yani bizi yaratan da kadındır. O yüzden yaradanın sırrı kadında olduğunu söylüyorlar. Yani kadın yarattığı için o güce sahip. Ama erkek kuvvetli olduğu için de, baskı yaptığı için de kadına güç bakımından şey geliyor. Yani Mevlana bunu suyla ateş gibi gösteriyor. Su nasıl ateşi söndürebiliyorsa, eğer erkek de, yani erkeği su, ateş de kadın. O anlamda eğer bir kabın içinde olursa, yani kendini bilirse, o ateş de o suyu kaynatıp şeye getirebiliyor, yani buharlaştırabiliyor. Demek yani her şey karşılıklı, kaynaklı. Tabii dede, yani diyorum ya, yani Alevilikte ya da devrimcilikte ya da sosyalizmde ya da farklı sistemlerde elbette bunun güzelleştirilmesini yapabiliriz birçok noktada da. Ama bugün burada toplanmamızın nedeni, ki bizden beklenen de böyle gerçekten detaya inmek. Mesela şöyle anlatayım. Ben gerçekten böyle erk yetiştim. Yani temizlik yapmazdım, kahvaltıya yardım etmezdim, yemeğe yardım etmezdim. Evde herkes yapardı, ben yapmazdım. Öyle yetiştim yani, ne yapayım? Belli bir yaşa kadar, 16-17 yaşlarına kadar da böyleydim gerçekten. Hatta ilk böyle temizlik ve gırgır, yani böyle süpürgeli makineyle temizlik ilk başta dernekle yaptım. Orada öğrendim. Onun dışında yapmadım. Yani gerçekten geçmişimi değerlendirdiğimde yanlış yapmışım. Yani yanlış yetişmişim kişi olarak. Ha, abim öyle değildi, kız kardeşlerim öyle değildi. Ben öyleydim yani. Böyle el bebek, gül bebek yetiştirildim. O bana verildi. Böyle bir yanlış metot verilmiş bana aile içinde. Yani o açıdan diyorum, yani sen böyle başla. Senin gençliğin nasıl geçti? Evet, biz yani iki kız kardeşim daha var. Yani biz hepimiz destek olduk annemize. Ev bakımından, yani gençlik dönemini soruyorsan. Mesela okula gittiğim dönemlerde anneme çok destek oluyordum. Çünkü babama destek oluyordu, yardım ediyordu. Mesela bir okul temizliğine gidiyordu. Okuldan çıkar çıkmaz hemen onun yanına gitmek zorunda kalıyordum. Çünkü niye? Yalnız olmasın, yorulmasın diye. Yani o anlamda yani her konuda, evde de aynı vardım şekilde. Yani hayatın vardım, içinde. Vardım evet. Birçok alanda çoğu çocuk vardı. Yani okuldan çıktıktan sonra dışarıda top oynamaya giderken ya da başka bir yere giderken sırf anneme destek olsun diye, yorulmasın diye. Çünkü kadın her alanda var, yani çalışan kadın, sosyal hayatta çalışan kadın zaten hiçbir şeye bağımlı değildir. Öbür taraftan kaldı ki biz onun o evdeki hizmetlerini, evdeki emeklerini hiçbir zaman, her zaman göz ardı ediyoruz. Yani sırf para kazanıp eve para getirmeyle olmuyor bu işler. Evde de bütün çocuğun yükünü, çocuğun gelişmesini, çocuğun eğitimini aslında anne yapıyor. Yani anne bütün her şeyi veren.
inancından başlayın, eğitimine başlayın, her şeyi babanın hiçbir şeysi yok. Baba sadece dışarıda çalışıp evde gelip dediğin gibi yorgun oluyor çoğu zaman. Tabii ki iş hayatı şey değil. Öbür taraftan da işte ilgilenemiyor. Yani en çok anneler ilgileniyor, anneler eğitiyor çocuğu. Yani şöyle diyelim, sen çocukluğundan beri gençliğine doğru yardım ettin diyorsun yani evde. Evet, evet. Güzel. Böyle yani bunları ben duymak istiyorum. Elimden her şeydir yemek yapmaktan. Tabii ha, bunları duymak istiyorum işte. Tabii, yemek tabii. Yapmadır, ütü yapmadır, çamaşır tabii. Yıkamadır. Var yani tabii. Yardımcı oldun. Tamam o zaman Dilker Başkan senden alalım bu soruyu. Yani çocukluğundan gençliğe doğru evrildiğin süreci daha çok merak ediyoruz. Nasıl bir gelişme vardı diye. Yani daha genel bir şeyler konuşuruz diye düşünüyorum aslında. O kadar özele düşünmeyelim. Yok bugün çok özele de gireceğiz yani. Biraz daha genel, biraz daha şeyi konuşsak bu işin 8 Mart'ın kadınları haklarının falan bir ne bileyim bunun kaynağı neyseydi daha iyiydi. Yok ona bunu, bunu zaten herkes yapıyor. özelde şimdi yani aslında ben bir şey olamam galiba. Nasıl diyeyim? Yani bir atıfta bulunacak bir şeyim olmaz galiba. Çünkü ne kadar yani Alevi bir aileden bir Alevi olarak yani Alevi kökenli bir aileden mensubu olarak büyümüş olsak da birincisi yaşadığımız şehirde ve ya şehirde doğmuş olmamdan kaynaklı ve yaşadığımız şehrin tamamen zaten Türkiye'de sadece bir tane şehir Alevi diye adlandırılabiliyor diye bütün şehirlerde her toplumdan, her inançtan insan bulunuyor ki özellikle de baskın kültürden daha fazla insan bulunuyor. Ve bu toplum içerisinde yani kendi şeylerinle, kodlarınla büyümüyorsun aslında. O şehrin dayattığı ve o anki kültürün dayattığı bir şeyle, ne denir ona yani bir onun dayatmasıyla bir şeyler şekilleniyor. O yüzden benim aile yapımı anlatmak istersem bu aslında oraya pek bir şey referans olmayacak. Ama özelinde gene de geçmişten gelen kodlar kendini baki tutuyor insanın içerisinde. Yani geninde, genetiğinde bulunuyor. Her ne kadar mesela diyelim ki babam çok da böyle yani kadına el üstünde tutan, ona ciddi, inanılmaz değerler veren, hani Alevilik'te anlatıldığı gibi davranan bir insan olmasa da aslında onun gerçekte bir sebebi var zaten. Oraya da gelinebilir. Ama bir de şuradan baktığım zaman ben ailenin tek erkek çocuğu olmama rağmen, ablam ve kız kardeşim olmasına rağmen ben mesela senin gibi ebeveyn büyüyerek yetiştirilmedim. Ne kız kardeşimi ezmeme, ne ablama hükmetmeme asla izin verilmedim. Ablam 3 yaş büyük olmasına rağmen benden asla adıyla hitap ettirilmedi. Her zaman abla demek zorundaydı. Babam kesinlikle müsaade etmezdi buna yani. O yüzden kahvaltıya kalktığımız zaman artık her ikimizin de, ablamın da benim de elim ayağımız tutmaya başladı. Bir şeyler yapabilecek hale geldiğimizde, okula gideceğim zaman sırayla kahvaltıyı hazırlıyorduk. Bir gün ablam hazırlıyordu, babamın şeyi buydu, bir gün ben hazırlıyordum. Yani çocuklara eşit davranıyor. Kesinlikle yani bu şeyi vardı yani kesinlikle kız çocuğu, erkek çocuğu diye asla ayırt etmezdi. Hatta belki biraz da ben ezdi galiba yani şikayetçi olabilirim belki bunlarda da. Çünkü hiç ayrıcalık görmedim. Yani insan o zamanlarda bazen istiyor galiba. Çok ilginç bir şey ya. Erkek evet. Egemen sistemde seni evet. Ezmişler evde. Hiç ayrıcalık görmedim. Gerçekten bayağı da iş yaptırdım ama şikayetçi değilim. Neden? Çünkü yani gerçekten her şeyi yapabilip yani kadınlar da yapabileceğini, erkekler de yapabileceğini yapabilen bir insan oluşuyormuş sayede de. Yani iki yumurtayı kıramayan erkek olmaktansa daha iyisini yapan bir erkek olmayı tercih ederim. Bunun da senin şeyi oradan geliyor işte. Onun verdiği düzendir, onun verdiği eğitimdir. Buradan gelen kodlardır. Bana aslında çok şey katmıştır. Bu konuda baktığın zaman babamda bir tezat görür gibi olurum. Derim ki eşiyle davranışıyla, kızıyla, oğluna davranışı neden bu kadar farklıydı diye düşünüyorsun. O zaman da oradaki genel yani alışılmış kültürden kaynaklandığını görüyorsun. Yani o dönemin insanları evlendiğinde eşleri de onlara çocuğumuş gibi teslim ediliyor. Eşiymiş gibi teslim edilmiyor. Zaten yani muhtemelen bir genç 17'sinde 18'sinde geldiğinde evlenmeye, evlendiği kız da muhtemelen 14'ünün 15'inde oluyor. Daha çocukluğundan bile geçmiş, gençlikleri şeyine bile geçmiş olmuyor. Kız çocuğu halinde oluyor ve sana o da zaten çocuk gibi, evlat gibi veriliyor. Sen hem eşini eğitmek zorunda kalıyorsun,
Bunun yanında çocuklar olunca çocuklarını eğitmek zorunda kalacaksın. Eşini eğitme konusunda eğer önünde büyüklerim varsa, ki benim mesela babamın öyle bir şansı yoktu. Çünkü dedem köyde yaşıyordu. Babam okumak için Sivas'a yerleşmişti. Dolayısıyla yalnız yaşıyordu. Amcasının yanında kalıyordu. Yani öyle şey şartlar, iktidari şartlarda yaşamak zorunda kaldığı için o büyüklerinden gelebilecek telkinleri de alamadığından, arkadaşlarından, evli arkadaşlarından aldığı tavsiyelerle, yani tahminleriyle, gördükleriyle bir aile kurmak ve yaşamak zorunda kaldı. Ve o şekilde eşiyle iletişimini kurmak zorunda kaldı. O şekilde çocuklarla iletişimmek zorunda kaldı. O yüzden referans olmaz diyorum bizimki biraz. Çünkü biraz daha alternatif duruyor eşin gerçeği. Tabii şey açısından diyorum. Çok yani burada faaliyet yürütüyoruz. Her birimizin bir geçmişi var. Çocukluğu var, gençliği var. Yani ilerlediğimiz bu saatlerde, yani zamanlarda, yaşlarda falan neler yaşadığımızı da biraz bilgi olarak aktaralım. Yani kendisinden gören, eksik gören, eksik görmeyen, şimdi bizi derneğimizin genç erkekleri de izliyorlar. Yani onlar bizim yaptığımız hataları yapmasınlar. Yani bu noktada da bir tavsiyede de bulunuyoruz aynı zamanda, öyle söyleyeyim. Mehmet abi, bu konuda seni dinleyelim. Yani senin çocukluğun, gençliğe doğru evriliş sürecini bir anlatır mısın? Şimdi benim çocukluk sürecim biliyorsun, biz Tunceli'de dağlık bölgelerde yaşayan bir aileydik. Aşağı yukarı 3 kardeş ve toplamda 22 çocuğun bulunduğu bir aile. Bütün sülale. Tabii, yani bir arada yaşıyorlar ama çocuklar arasında herhangi bir ayrıcalık hiç yoktu. Ama tabii kadınlar sürekli olarak daha çok ön plana çıkıyorlardı, onlar daha çok çalışıyorlardı. Biliyorsun yani bizim o bölgelerdeki insanlarımız geçim kaynağı için erkekler genellikle gurbetlerde çalışmaya gittikleri için anneler veya kadınlar hem erkek hem de kadın oluyorlardı. Yani sabahın köründe kalkıp bütün işleri yapıyorlardı. Erkekler izinde geldiğinde de işte onlara hizmet etme, işte bu gibi şeyler, yani eziliyorlar gerçekten. Ama çocuklara baktığım zaman çocuklar arasında bir görev dağılımı vardı. Herkes sabahleyin kalktığında kimin ne iş yaptığı belliydi. Herkes kendi işini yapıyordu. Yani o süreçte bizim tabii ki yani annelerimize bir katkımız yoktu. Ama gençlik süreci içerisinde, yani okula başladığımız dönemlerde biz okulda geldiğimiz zaman, yatılı okulda ben okuyordum mesela. Geldiğimiz zaman annemize her türlü desteği sağlıyorduk. Yani bütün, yani sadece bir ben değil, bütün kardeşlerimiz ve amcamın çocukları hepsi bu şekilde destek sağlanıyor. Tabii yani bu da neden kaynaklanıyor? Eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Yani kırsal bölgede yaşadığımız için okullarımız yoktu. İnsanlar farklı farklı yerlere gidip ancak okuduktan sonra bilinçlenmeye başlandı. Belli bir yaş grubundan sonra hani bu aradaki farklılığı daha bir değişikliğe uğradı. Ama erkek çocuklar biraz avantajlıydı değil mi yani o köy ortamında? Ya tabii şimdi büyüklerimiz, yani anne ve babalarımız genellikle erkek çocuğa daha önem veriyorlar, değer veriyorlar. Yani çocuklar şimdi mesela tamam küçük yaştayken belki aradaki sevgi aynıydı ama büyüdükçe şimdi bir evlilik çağına geldiği zaman yani o farklı, çünkü erkek soyu sürdürüyor diye bu şekilde bir yaklaşım vardı ama bunu zamanla insanlar yani gurbete gidip oradaki yaşantıları gördüğü zaman bayağı değişti, gerçekten değişti. O yüzden de çocuklar arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapılmamaya başlandı. Hani şöyle diyeyim. Yani 80'li ve 90'lı yıllarda. Peki şöyle bir soruyla devam edelim Mehmet abi, hazır sendeyken. Senin kızın var. Yani o dönem senin gençlik döneminde, çocukluk döneminde ki şekilde kızını eğitir misin yoksa farklı mıdır? Ya, tabii yani şimdi soruyu ben tam olarak anlamadım ama yani şimdi benim için çocuklar arasında ayrım yapmak bence ben kızımın çocuklarımda yani iki oğlumda daha çok severim. Aslında yani bana gelirse çünkü. Kız çocuklar her zaman yanıktır gerçekten, yani bunu her zaman da bilmesi lazım. Yani belki şimdi şu anda yaşlı değiliz ama yaşlandığımız zaman senin bir dar zamanda kız çocuk daha ön plana çıkıyor, sana gerekli desteği veriyor. O yüzden ben yani tabii ki o dönemdeki tarzda yaklaşım şu anda o şekilde yaklaşamam. Yani bizim büyüklerimizin yaklaşım tarzında daha eşitlikçi, yani. Daha böyle... Ama işte az evvel ifade ettiğim gibi şeyden kaynaklı, yani bu eğitimsizlikten kaynaklı. Yani insanın, toplumun eğitim seviyesi yükseldikçe arasında bu aradaki farklılar, pürüzler ortadan kaldırılıyor zaman. Tamam, biz de hızlı devam edelim ama tabii sırasıyla gidelim. Mehmet Yoldaş, seni
Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gençliğin, çocukluğun nasıl geçti? Benim 1 yaşında Almanya'ya geldim. Anneme verdim, en büyüğüm benim. Diğer 4 kardeşim burada doğdu, Almanya'da doğdu. Tabii annem, babam buraya gelince işçi ailesi yani sonuçta eğitim seviyesi yani o şeyleri, fırsatı, ortamı yok. Yani kendine daha iyi yerlere. Sonuçta burada bunu bilmemiz gerekiyor. Buraya gelen işçi ailemizin, insanlarımızın, babalarımız, dedelerimiz buraya işçi olarak gelmiş. Sırf çalışıp buradaki savaştan yerle bir olan düzeni tekrar canlandırmak için sömürülmüşler. Şimdi bu ortamda tabii ki ben şöyle gördüm. Babalarımız bu çok sorunlar yaşadı bu konuda. Çünkü kendi geldikleri memleketini bıraktılar. Orada cennet gibi ortamda yaşadılar aslında. Kendi topraklarını sürüyorlardı aslında. Kendi işlerini, yani kendisi toprağını, hayvanını, kendi kendine geçindirebiliyordu. Kimseye bağımlı değil. Ama buraya gelince istedim bu sorunlarla karşılaştılar. Yani ben kardeşlerimle ilişkilerim, üç kız kardeşim var, bir erkek kardeşim var. Hem büyüğü benim dediğim gibi. Tabii ki bu sorunların içinde büyüyünce dikkat edebiliyordum. Çünkü en büyük ben olunca kardeşler arasındaki sorunları daha çok yatıştırabilen, daha kızlara daha böyle haksızlığın yapılmaması için dikkat etme durumum vardı. Ama dediğim gibi bizim ailelerimiz yani zor şartlarda buraya geldi. Çok rahat ortamları yoktu maalesef. Yani mesela kız çocuklarla erkek çocuklar arasında ayrım var mıydı? Şimdi şöyle ayrım bizim kültürü yani kendi geldiğimiz yöre yani kültüründe şimdi kızlara özellikle bayanlara yani kadınlara bir özel bir şey yok, baskı yok aslında. Bunu biliyoruz yani kendi düşüncemizden, inancımızdan dolayı. Ama tabii bir de modern tradisyon dediğimiz yani yaşadığım düzende işte Türkiye Cumhuriyeti olsun, Almanya olsun orada da onu da getirdiği bir yaşam tarzı var. Diğer kültürlerden kaptığın, aldığın. O sorunlar yaşanmıştır ama ben kendi açımdan öyle bir sorun görmedim. Tabii ki bunları görünce bu sıkıntıları, bu sorunları daha iyisini nasıl yaparız diye bunun içinde kendimizi geliştirme imkanımız oldu. Böyle sorunları, sıkıntıları görünce bunlar bir daha yaşanmasın. Düzelmesi için elimizden geleni yapmasın. Onun için böyle ortamdayız. Bunları konuşuyoruz. Peki sen evi temizliyor muydun, yemek yerdin mi, yapıyor muydun, yani ütüleme, şöyle, yıkama? Rol model olan annelerin hemen hemen bütün işleri yapar. Yani benim annem bütün işi yapardı, ev kadını, 5 çocuk bakmak zorunda kalıyordu. Her işi yapardı yani. Sen? Ben yapmıyordum. Yani sonuçta, mesela bütün arkadaşlar bütün mesele burada. Yapıyordu, her şeyi yaptığı için. Bize iş düşmüyor. Yani. Ama şöyle diyelim, mesela hani en büyük kız çocuğu olsaydı, yapardı o zaman. Yapardı kız çocuğu, tabii yardımcı olurdu. Şöyle, annemiz tabii çok belki iyi niyetli olduğu için, çocuklarına fazla üstlenmediği için, kızlara da fazla üstlenmedi. Yani çok kendisi yapardı, çalışkan bir annemiz vardı. Evet. Nuri Yoldaş, senden devam edelim. Ya. Yani sonuçta şöyle bir şey var, benim kız kardeşim yok bu konuda herhalde kıyaslama açısından belki biraz daha avantajlıyımdır. Ama işte onda şöyle bir gerçek var, yani feodal bir toplumdan geliyoruz. Feodal bir, biz de sonuçta köyde yaşadık. Feodal bir kültürümüz vardı, o feodal koşullarının dayattığı bir takım şeyler vardı. Yani bir gerçekliğimiz var ki bu kendi gerçekliğimizle yüzleşmemiz gerekiyor ve bu otomatikman aile yaşantısına da yansıyordu yani. Yani kadınlar işte daha çok koşturan, daha çok iş yapan, ne bileyim erkeklerin bir nevi daha çok hizmetini yapan bir durumdaydı. Yani bir köy yaşantısını göz önüne getirdiğin zaman erkek bir işte yazın tarla ekmedir, biçmedir, bilmem ne o tür şeylerle uğraşırdı. Ama kadının oysa gündelik yaşamında yani çok daha, bütün sene boyunca çok daha ağır şartlarda çalışma durumu vardı. Demin söylediğiniz gibi yani erkeğin de soy devamı olarak görüldüğü için çok daha ayrıldığı yani kayrıldığı bir durum söz konusu. Yani bu istisnası belki bazılarında çok böyle ufak tefek detaylar olabilir ama
genelde istisnasız bütün ailelerde de bu yaşanıyordu yani. Yani bir kadın örneğin evlenip gidildiğinde belki de çok daha az bir pay verilerek. Ha şöyle bir fark, durum var mı? Eğer Türkiye'nin diğer toplumlarıyla kıyasladığın zaman bizim Alevi kesimi, yani o işte dağlar bölgelerde yaşamasına rağmen, çok feodal durumların olmasına rağmen diğer toplumlarla kıyasladığın zaman çok daha önde. Yani en azından bir kız evden gittiğinde payı falan verilebilir ama evin içinde kıyasladığın zaman şöyle illaki erkeklerin ayrıcalıklı bir durumu vardır. Ara sıra böyle araya giriyorum çünkü sonuçta bu programı böyle yine sistem ve onu alt eden bir perspektif ortaya çıkarmayıp da kendi özelimizle de diye. Sen mesela yemek yapmasını öğrendin mi çocukken? Ütü yapmasını, temizlik yapmasını, yani annene yardım ettin mi bu konuda? Yok, ben biraz yaşantım farklı olduğu için, yani farklı bir şekilde bir hayat çocukluğumu yaşadığım için annemle öyle bir olanağım olmadı. Ama yemek yapmasını da bilirim, evi süpürmesini de bilirim. Ama bir şey itiraf etmem gerekiyor. Ben itiraf etmem. Evde yani her işi beceririm de bunu yapmaktan da, ihtiyaç duyulduğunda yapmaktan da gocunurum. Ha tembel miyim onu itiraf etmeye gerek. Tembelliğim var. Ama yapmaktan daha asla gocunmam ama yapamadığım tek şey var. Onun için ütüyü beceremiyorum. Peki seni tanıdığım için söylüyorum yani. Kızını da oğullarını da, yani kızlarını da oğlunu da biliyorum. Sen nasıl baba olarak yetiştiriyorsun çocukları? Oğlan biraz daha mı böyle ön planda, kızlar? Yok, tam tersine. Ben de tam tersine. Hatta ben, yani olursan da tanıyorsun, bazen kazaklık yanı tutuyor kızlara böyle baskı uygulamaya çalıştığı zaman ki ben uyarırım onları yani. Ki bu konuda uyarılması gerekiyor. Yani sonuçta erkek olarak biraz daha fiziksel gücü biraz daha şey olduğu için bazen o yönleri çok olmamasına rağmen bazen işte başvurmaya çalışıyor, uyarırım o durumda kesinlikle yani olmaması gerekiyor. Yani çocuklar arasında... Peki senin çocuklar arasında fark ediyor mu? Yok. Yani oğlanı biraz ön plana tutuyor mu anne olarak? Aslında tam tersine böyle sevgi olarak değil de sevgi olarak çocuklar arasında ayrım koyamazsın tabii o sıfatlı ama yaşam tarzı olarak, ihtiyaç olarak ben kızları çok daha ön planda tutarım çünkü erkek... Ya ben seni biliyorum. Ya? Genel evde yani diyorum. Yok. Genelde böyle anneler erkek çocuğunu ön planda tutarlar ya o açıdan söylüyorum. Yok bizde o yok. Yok. Bizde o yok. Ya hepsini söyledim ben. Emrah da sende nasıl ya bu çocuklar arasında? Ya. Fark? İkisi aynı benim için. Kız daha, Mehmet abinin dediği gibi kızlar daha babaya düşkün oluyor. Erkek evlat anneye daha çok düşkün oluyor. Yani birbirini dengeliyor aslında. Yani şu böyle bir tartışma bir ara aramızda geçmişti. Ayva yiyen erkekler olarak kızı olmayan erkekleri tespit etmiştik ve Mehmet'i o konuda tespit ettik. Yani Mehmet gerçekten sen bu konuya ne düşünüyorsun? Yani mesela diyelim ki bir baba olarak hep kızlarımıza güveniriz çünkü biz kendi cinsimizdekilerine güvenmeyiz erkek olarak. Yani ne diyorsun o konuda? Ya şimdi sonuçta... Senin kızın olmadığı için sana soruyorum. Şimdi genel, yani benim kendi düşüncem, kendi deneyimlerimden, gördüklerimden kadınlar erkeğe göre daha farklı, daha değer yargıları daha farklı, daha içtenler ve daha ileriyi daha iyi gören varlıklar. Erkekler tabii daha günübirlik, yani fazla kapsamlı düşünmeyen şeyler düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Onun için kızlar, kadınlar daha değerli yani bir yandan. Öyle düşünüyorum yani. Ama demek değil ki erkekler değersizdir. Ama daha farklı, daha değerli çünkü... Yani soruyu anladın mı? Yani niye biz erkekler... Mesela diyelim çocuklarımız olunca oğullarımızdan çok kızlarımıza güveniriz. Niye? Yani kendi cinsimize daha çok güvenmek, bak onlar için her şeyi yaparız diyelim, öyle bir kültür var ya. Ama genelde kızlara yaslanırız yani, kız çocuklarımıza. Kendi cinsimize mi güvenmiyoruz? Yaşanmış genelde. Hem cinslerimizde mi bir sıkıntı var? Yani ben onu babamda da görüyorum. Ben onu babamda da görüyorum. Yani normalde benle abim oğullarıyız. Ama bize fazla güvenmezler o konuda. Bakma konusunda, doktora götürme vesaire işleri yapma noktada. Hep kızlarına güvenirler. Yani hem cinsine değil, kızına güvenirler. Öyle görmek lazım. Ama öyle tabii değil. Yani şimdi
Bütün erkekler kötü değil yani sonuçta. Kötüleri de var. Muhakkak kötü değil. Ya başkan, şimdi sen var ya Sivaslısın ama bir Dersimli evlisin. Sende nasıl? Evde kimin sözü geçerli? Ne oluyor? Ne bitiyor orada? Yani evde kimin sözü geçerli? Galiba benim sözüm geçiyor. Ama bunun sebebi şey değil. Yani baskın olduğundan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Daha çok yani düzen kendiliğinden oluşuyor aslında evlerde. Evlerde de yani geçmişten gelen şeyler, gelenekler de o geçmişimizdeki insanları şekillendirmiş ama şu dönemde, bu çağda, bu yaşadığımız anda aslında evlilikler kendi şeyiyle, kendi başına şekilleniyor. Yani insanlar birbirine bakıyorlar, neyi yapabilirler, neyi yapamazlar fark ediyorlar. O dakikadan itibaren birbirlerine belli görevleri kendileri bırakıyorlar. Yani benim gördüğüm o. Yani sonuçta ben eşimi evlenir evlenmez ilk yaptığım eşime bunu niye yapacağım, sen de bunu yapacaksın diye bir iş bölümü yapmadık. Ama kendimizi birbirimizi tarttık. Hangimiz neyi iyi yapıyoruz? Yani ekonomiye kim daha çok dikkat ediyor? Kim daha tasarruflu davranıyor? Kim daha savurgan? Çünkü oluyor. Ev içinde böyle insanlar, yani insanların bu tip özellikleri var. Birbirinizi fark edersiniz. Eşin savurgandır, sen çok tutumlusun ya da tam tersidir. Bakarsınız çok hesabı kitabı iyidir. Dersin ki ne uğraşacağım, ne güzel uğraşıyor, ben kafamı dinleyeyim dersin. Yani o şekilde kendini bir tarafa çekersin. Yani bu kendiliğinden oluşan bir iş bölümü. O yüzden sözü geçiyor mu? Galiba benim sözüm geçiyor diye düşünüyorum ama sözüm yani geçiyor. Yani başkan, ben bu konuda inanmıyorum. Niye? Çünkü özlem her tek tarafından geliyor. Kürmeç'ten ve orada böyle kadın egemen bir kültür var orada. Oranın kadınları nasıldır biliyor musun? Hep sana he he derler ama hep dediğin yaparlar. Bence sende bu izlenimi anlamamışsın galiba. Ya, sen şey, öyle sanıyorsun ama Özlem'e de buradan selam gönderelim. Şey yani bak, kadınlar tamamı öyle. Kürmeç'ten özel bir durum değil bu. Kadınlar zaten dediklerini yaptırırlar. Evet. O başka bir mesele. Yani hükmü geçen sen gibi görünebilirsin belki sözü geçen ama tabii ki en sonunda gene onun dediği olur. Yani eğer bir şey istiyorsa, ama zaten bunu sen de bilirsin, hissedersin yani. Talep geldiyse o talep alır almaz dersin ki bu talep elinde sonunda yapılacak. Çünkü bu elinde sonunda senin bıkmanla ve pes etmenle sonuçlanacak bir şey. Çünkü kadınlar pes etmez. Sonuna kadar pes etmez. Gerçekten istiyor, eğer bir şey istiyorlarsa kadınlar pes etmez. Erkekler pes eder, onlar pes etmezler ve onu alanına kadar her türlü yöntemi, mücadele de yapabilirler. İşte bu noktada ben geleceğim, ben politikaya sokacağım kendimi bu noktada. Çünkü önemsiyorum yani sadece şeyi kardeşlerimiz hakkında konuşmaktan öte kadınların da bazen kendi şeylerini, güçlerini bir kendilerine bir şey yüzlerine vurmak da gerekiyor. Ne kadar güçlü olduklarını. Bakın 8 Mart'ın seçilmesi konusunda sadece bir tek olay şey yapılmaz, dayanak değildir. Yani zaten kadınlar günü teklif edildiğinde de ille de o güne atıf edilmediğinden daha sonraki zamanlarda 8 Mart niçin seçildi diye düşünüldüğünde başa çıkıp öne çıkan 3 tane olay vardır. Ve bunların üçünde de kadın ön plandadır. Baş aktördür. Hem Rusya'daki kadın direnişi ve grevleri Çarlık Rusya'sını yıkmaya kadar götüren bir süreçtir. 8 Mart'ta başlar. Onların takvimiyle Şubat'tır ama şey takviminde 8 Mart'ta tekabül eder. Hem 40 bin tane New York'ta yürüyen kadınlar hem de daha evvelinde 140 kişinin ve bunlardan 129'un kadın olduğu katledildi. Yangın ve gene kadın grevi. Bakın bunların üçü kadınların ön planda olduğu, kadınların yürüttüğü, kadınların sürdürdüğü, kadınların dövüştüğü şeylerdir, olaylardır. Ve sadece 3'ü 8 Mart'a denk gelir. Ve başka tarihlerde yaptıkları da yani burada anlattığımız mevzu değil. Yani bu kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Haliyle o güçlü kadınlardan biri de benim yanımda yaşıyor. Yani o kadın ben evlenmeden önce de mücadeleciydi, direnişçiydi. Evlendikten sonra da her ne kadar pes etmiş ya da artık vazgeçmiş görünüyor gibi olsa da asla. Yani hiçbir zaman vazgeçmez de pes etmez de her zaman da elinde sonunda doğru bildiğini elde eder. Ama bütün kadınlar bunu yapabilecek güçteler. Yeter ki bunun farkında olsunlar. Evet başkanım, haklısın. Şimdi ben şöyle devam edeyim.
ikinci devam programlarımıza güzel bir şekilde devam edelim ama bizim arkadaşlarımız yani komisyonlarda görev alan arkadaşlar da 8 Mart için mesajlar atmışlar. Onları da okuyalım. Tıraber Erdem. Sadece bugün değil, bacılarımızın verdiği emek unutulmaz bir ömür boyu. Önce yuvanızı, eşinizi, toplumunuza verdiğiniz emekleriniz önünde saygıyla eğiliyorum. Hayatın her alanında gösterdiğiniz çabalar sonucunda daha güçleniyor ve güzelleşiyor dünyamız. Değer vermek söz ile değil, öz ile olur. Dünya var eden sizlersiniz aşk ile. Disiplin Kurulu Başkanımız Alikber Çiçek mesaj atmış. Ludwigsburg AKM'de hizmet veren kadın arkadaşlarımız nezdinde tüm Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım yazmış. Tüm kadınların Dünya Günü'nü kutlarım yazmış. Hasan Can Polat, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü gününüz kutlu olsun yazmış. Salman Uğurlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Cafer abi, Cafer Çam, dünyadaki tüm kadınların, ezilen emekçi kadınların günü kutlu olsun yazmış. Sebahattin Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçiler, Emekçi Kadınlar Günü tüm kadınlarımıza kutlu olsun yazmış. Yani böyle burada da faaliyet yürüten arkadaşlarımız hepsi yazmışlar. Genelde erkekler yazmışlar. Bizi görünce demek ki böyle onlar yazma ihtiyacı duymuşlar. Evet şimdi arkadaşlar tabii dernekte de bir iş bölüşümü var. Kadınlarımızın faaliyeti var. Yani biz erkekler mesela bu konuda bu süreci nasıl değerlendiriyoruz? Yani özellikle ben kişi şahsım adına şunu söyleyebilirim. Yani dernekte gerçekten kadınların el attığı her iş iyi gidiyor gerçekten. Öyle bir durum görüyorum. Onlar olduğu zaman kitlesel geçiyor. Hani şu pandemiden önceki süreci diyorum. Pandemiden sonra yani pandemi sürecinde de bakıyorum. Yani stüdyolarda böyle koşturuyoruz ya da herhangi ufak tefek işlerde falan hep kadınlar falan emek veriyorlar, yardım ediyorlar, koşuyorlar. Yani içeceğimize, yiyeceğimize kadar getiriyorlar, bırakıp gidiyorlar yani. Bayağı bir yardımcı bir kitleyle buradayız. Yani bunlar %50 derneğimizde ve bunların emekleri var. Bu konuda başkan senden mi başlayalım? Çünkü sen sözü bitirdin demin. Ne düşünüyorsun yani dernekteki kadınlar hakkında? Kaldığım yerden en azından oraya da bağlarım böyle. Çünkü en son kaldığımda anlattığım o yani kadınların yaptığı şeyler dünyaya damga vurmuş, ön plana çıkmış daha hareketleri, kavgaları ve özellikle bunu yapanlar proleter işçi kadınlar. Burada gösterilen bir şey daha var. O da bu sınıf kavgasında yani kadınların olmadığı bir sınıf kavgasının bir adım öteye gitmeyeceğidir. Şimdi sınıf kavgası bile bu proleter, bu sermaye ile proleter arasında oluşan bu kavga ancak ve ancak kadınların da desteğiyle, kadınların da varlığıyla hatta önderliğiyle. Önderliğiyle bir sonuca, olumlu bir sonuca proletarya için gidecek ise bu noktada herhalde şu dernekte de, şu kurumda da buradan bize çıkarılacak ders kadınların ön plan alınması olmalıdır. Çünkü şunu çok iyi bilmemiz lazım ki biz de bu kurumda ancak kadınlarla bir adım daha öteye gidebileceğiz. Yoksa yerimizde sayma noktasındayız aslında. Dikkat ederseniz yani biz her ne kadar kadınları çok yere göğe sığdıramayan bir inanç olduğumuzdan bahsetsek de aslına bakarsanız kadınların gücünü de fark etmemiş, kadınların gücünü kendilerine dahi hissettirememiş olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Şu anda Türkiye'de egemen, şu anda iktidarda olan 20 yıldır ülkeyi yöneten, tamamıyla konsolide etmiş pozisyonda olan bir idare, bir zihniyet aslında bizim açımızdan kadına hak ettiği hiçbir değeri vermediğini düşündüğümüz zihniyet kadınların sayesinde uzun zamandır ayakta duruyor. Bu noktaya gelmesinde de kadınlar büyük desteği oldu. Yani onlar kadınlara bizim kadar destek vermediklerini bildiğimiz, biz yeri geldiğinde yere göğe sığdıramadığımız ama onları da yerin dibine soktuğumuz noktadayken kadının gücünü çok iyi bilen ve kadının nerede yanında olması gerektiğini fark etmiş insanlarken biz o konuda çok gerideyiz. Çok gerideyiz. Ha, burada topu hemen kadınların üstüne atabiliriz.
İşte yapmıyorlar, çekiniyorlar, gelmiyorlar, etmiyorlar, biz elimizden geldiği kadar onlara imkan sağlıyoruz ama yapmıyorlar diye düşünebiliriz. Hayır, öyle de değil. O öyle de değil. Çünkü biz kadınlara ne o cesareti veriyoruz, ne o samimiyeti gösteriyoruz, ne de ciddi anlamda destek veriyoruz aslında. Hepsi lafta kalıyor. Bu noktadan itibaren en azından sonraki yönetimlerde, daha sonraki yönetimlerde, yönetimin her noktasında, kurumun her aktif noktasında kadınlara beklentisiz, öncelikle beklentisiz, yani biz onları hemen büyük bir ağır bir cenderenin içine sokmamalıyız. Yani gelin ve bu derneği kurtarın, her şey sizde, güç sizde, alın ve bizi götürün deyip böyle bir masalcılığa varmamalıyız, götürmemeliyiz işi. Çünkü malum ortada insanlar hala daha geleneklerden gelen, geçmişten gelen, ataerkil toplumun yaptığı, baskıladığı noktada alışkanlıklarla devam ettiriyor. Bunun farkında olmamız lazım. O kadınlara gerçekten kendini, kendi gücünü fark edeceği noktada ve kendi gücünü artık gerçekten eline aldığı noktaya kadar biraz omuz atmak zorundayız. Taşımak zorundayız. Taşımak mecburiyetindeyiz. Yani belki kadın canlarımız bu noktada bana gönül de koyabilir. Beni niye taşıyorsun, bizi taşımıyorsun, biz kendimizi taşırız diye de. Ama benim gördüğüm odur ki yani gerçekten belli bir süre kadınlar bizden ciddi, samimi destek bekliyorlar. Bu noktada onlardan fazla beklentimiz olmadan onlara bir şeyleri göstermeyi ve onların doğru pozisyonlar bulmasını sağlamamızı bekliyorlar. O yüzden de tekrar söylüyorum, bizim kadınları bu kurumda ve bunun gibi kurumlarda ciddi anlamda desteklemeliyiz ve uzunca bir süre ciddi anlamda taşımalıyız, yanlarında bulunmalıyız, onlardan fazla bir şey beklemeden. Kendimiz başımız yani, üstüne çıkarmalıyız. Diyorsun ki kadınlar zaten burada kadınların dediği oluyor bu dernekte, ona diyeceğim yok da, ama daha hala kendi gücüne varmayan bazı kadınlar var. Onları ortaya çıkaran faaliyetleri de iyi bir şekilde örgütlemeli. Şu, bakın burada tekrar çoğu zaman yaşarız. Hemen bir iş bölümü yapılmak istendiğinde bir etkinlik esnasında kadınları hemen herkes mutfakta bekler. Hala daha. Demek istediğim bu, yani kadın da hatta hemen kendini mutfağa koyar. İşte bizim bu noktada kadının artık yerinin sadece mutfak olmadığını, hatta hiç mutfak olması gerekmediğini göstermemiz gerekiyor kendilerine. Yani yönetimde olmaları gerektiğini, asıl idare eden noktada olmaları gerektiğini. Yani kurumun başkanlarının işte hoşuma giden bir gelişmedir bu Dilinke'de oldu. Her iki eş başkanda kadın seçildi mesela. İlk başta eş başkanlık hiç olmazsa bir kadını ısrarla ve başkanlık yerine koymak iken hedef, şu anda iki eş başkanın kadın seçilmesi. Ama işgal etmiş oluyorlar orayı. İşgal etsinler. İşgal etsinler. Yani, yerimizden edildik diyorsun. Ya işgal etsinler istiyorum zaten. Evet. Ben çünkü kadınlara ben güveniyorum. Kadınların gücüne, enerjisine güveniyorum. Çünkü kadınlar bizim kadar her şeyi yapabilecek güçteler. Ve bizden daha duygusallar, daha insancıllar, daha vicdanlılar geliyor bana yani. O noktada daha fazla güveniyorum. Bizim bu kadınlar, sözü bitirin yani, dediğim gibi yönetimin her noktasında kadınlar ön planda olsunlar. Başkan, bunu kastettim. Şeyi biz yapalım. Bunu kastettim. Bak Özlem seni dinlemiş gibi yapıyor, hep konuşuyor. Sen de bu fırsatı buldun, erkek ortamını hep konuşma. Yani o anlamda. Şimdi sağ olasın. Ama anladım yani, doğru söylüyorsun bu konuda. Şimdi dede sana dönmek istiyorum bu konuda, dernek içindeki faaliyetler, ama böyle şimdi yani bizim dedelerimiz, yani pirlerimiz vesaire gerçekten ezilen mazlumun yanındadırlar. Şimdi kapitalist bir ülkede işçi sınıfı mücadelesini de içine alaraktan da böyle bir, buna bir perspektif sunuyor. Yani dernekte ezilen işçi, emekçi kesim, o kadınlar, çalışan, evde çalışan, yani o vizyondan böyle bir alemi dedesinin bakış açısıyla değerlendirebilir misin bu konuyu? Şimdi Dinçer Başkan'ın da dediği gibi, yani biz kadınlara her zaman dediği gibi seneler boyunca hep mutfakta onların desteklerini orada şey yaptık. Ama yani kurumumuz da olsun, yani ABF'ye kadar kadın kotası var. Yani biliyorsunuz kadınlar komisyonu var. Yani erkekler komisyonu yok. Yani buna değer veriliyor aslında kurumsal olarak. Bunun içine de gelip
destek olmaları lazım. Çünkü herkesin farklı eğitim şeysi var. Herkesin yapabileceği güzel şeyler var mesela. Herkes aynı şeyde değil. Birisinin iyi yaptığını öbürü daha değişik yapabilir. Yani herkese ihtiyaç var sonuçta. Dediğim gibi kadının el attığı her yer, yani kuru dal bile yeşerir. O anlamda güçleri çok güçlü. Çünkü Mevlana diyor ki yani kadın hakkın nurudur diyor. Yani sevgili değil. Yani yaradandır, yaratılan değil diyor. Yani yaratandır, esasdan yaratandır. Bizi de var eden o olduğu için o güce sahiplerdir. Batini anlamda o güce sahiplerdir. Bunu yolumuz da söylüyor. Çünkü farklı bir şekilde de bunu söylüyor. Mesela aslanın dişisi de aslandır, erkeği de aslan. O anlamda yani yapıp avlanan, getiren de gene dişi aslandır. Yani orada emek veren de gene dişisidir. Yani hepsini onlar yapıyorlar diyorsun. Aynen. Ama o aklı vermediğimiz zaman işte o, eğer o emeğinin karşılığını alacak bir sistemin oluşmaması bu adaletsizliği getirir ve aslında biz de bu sistemin bir dişlisi olmuş oluyoruz. Yani her yerde erkek egemen zihniyete, eğer biz de burada o fırsatta eşit düzeyde onların haklarının olduğunu, o haklar ve önderlik haklarını kullanmadıklarında onları bastırdığımızda aslında biz sistemin bir dişlisi oluyoruz. Bence onlar sadece sevgi istiyor ve samimiyet istiyor. Yani bunun gençlerimiz de aynı şekilde istiyorlar. Çünkü onlara güvenmemiz gerekiyor ki onları var edelim. Onlara da kendisine güvenip o içindeki o güzellikleri sergilesinler. Sonuçta dediğin gibi yani erkekler daha çok baskıcı olduğu için fazla şey yapmak istemiyorlar. Ya da en azından çoğu zaman hani eski tecrübelerinden dolayı erkekler her yaşamın her alanında faaliyet gösterdikleri için biraz daha her şeye daha yatkın oldukları için şeyler, ama bunları da bacılarımız da var, kadınlarımız da var yani. O tecrübeye sahip olan, biliyorsunuz milletvekili olan canlar, bacılarımız var son zamanlarda. Ya da eş başkanlık şeysi var mesela. Orada çoğunlukla başkanlarımızın, eş başkanlarımızın bir tanesi en azından kadınlarımızdan oluşuyor. Yani bu konuda kurumlarımız yani kota koymuş. Bu konuda destek veriyorlar. Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Derneğimizdeki kadın faaliyeti, kadınların emeği eşit düzeyde mi, yani hak ettiği yerde midir diye düşünüyorsun bu konuda? Yoksa daha bunun üzerine çalışılması mı lazım? Ya şimdi tabii hak ettikleri yerlerde değil. Dışişleri Başkanı da az evvel ifade etti. Şimdi görev alan, bu kurumlarda görev alan bayan arkadaşların yanında olmamız gerekiyor. Onları desteklememiz lazım. Onları cesaretlendirmemiz lazım. Onların yaptığı işleri başarıya ulaşacağını belirtmemiz lazım. Yani her alanda onların yanında olmamız lazım. Yani ileyim onlara bir emir vaki şekilde bir şey yapmasını değil, işi onlara bırakıp onların, bayanların tuttuğu her işin başarıya ulaştığına hepimiz de hemfikiriz. Ama burada tek sorun şu var, kendine olan özgüvenlerinin oluşması. Kendine güvensinler. Yani ben kadınlarımızdan tek ricam, içinde bu kapasite, bu güç var. Yeter ki bu gücü dışarı versinler, cesaretli bir şekilde adımlarını atsınlar. Elde etmiş oldukları bu haklarını iyi değerlendirsinler, yapsınlar. Tabii ki yani bu kurum içerisinde benim en büyük arzum, gençlik ve kadınların çok daha aktif olması lazım. Yani en azından eli eli olması lazım. Yani bu yüzende de çıkabilir. Hani gerçekten bayanlar olduğu yerde gül çıkar yani. Şimdi bugün gerçekten 8 Mart Kadınlar Günü. Şimdi bu programlara ev katılırken bayan diyorlar. Bayan kelimesi bayın eki anlamına geliyor. Yani bir nevi aslında küçümseme, erkeğin bir eki halinde. Onun için yani hep uyarı geliyor, biliyor musun? Evet. Hani kadın kelimesini kullanalım. Evet, yani. Tabii yani gerçekten kadınlarımıza iyi değer verilmesi gerekiyor. Onları önemsememiz lazım. Onları teşvik etmemiz lazım. Bu kurum içerisinde aktif rol almaları gerekiyor. Yani bu ne bileyim başkanlık sisteminde ikisi de kadın olabilir. Yani böyle bir talepleri olduğu zaman hiçbir zaman bir erkek arkadaşının önüne geçeceğini zannetmiyorum. Bunu seve seve yani şu anda yönetimde olan arkadaşlarımızın bunu istediklerini ben eminim. Şimdi sen mali sorumlusun. Bir iki kere şahit oldum. Bizim Nurşen Başkan sana diyor Mehmet abi, hem abi, hitap şekli çok saygın. Ama resmen böyle sana diyor yani Mehmet abi şunu yapacaksın. Şunu yapacaksın. Hiç itiraz gelmiyor sende. Böyle doğal görürsün değil mi yani? Yok benim için yani o şimdi biz sonuçta bu kuruma hizmet için geldik. Yola hizmet için geliyoruz.
Yani bir eş başkan olarak ben ona özel hayatta farklı bir yeri vardır ama kurumsal olarak baktığımda benim eş başkanımdır. Onun verdiği her talimatı veya talimat değil aslında bu bir rücadır. Rücadır. Yani. Bunu seve seve ben yaparım. Yani bu ister Dinçer Başkanlığı'ndan gelsin, ister Düşen Başkanlığı'ndan gelsin bunu seve seve yaparım. Bunun zaten bu düzenin iyi bir şekilde yürüyebilmesi için de bunlar da gereklidir. Yani kişilere gerekli saygı göstermen gerekiyor toplum içerisinde. Ha mesela şöyle diyorum, bazı kurumlarda falan böyle erkekler faaliyet yürütüyorlar. Bir kadın başkan olduğu zaman bir şey söylediğinde kendini küçümsemiş hissediyorlar. Yani bir kadın bana nasıl emreder diye, ama ben onu görmedim mesela. Yok, öyle bir eziklik hissetmemek gerekiyor. Yani sonuçta dediğim gibi kadın arkadaşlarımız ve erkekler beraber bu yola çıkmışlardır. Bu topluma hizmet içindir. Bunu da seve seve kenetlenerek yapmamız gerekiyor. Peki Mehmet abi, kadın mı olmak lazım sana emretmek için? Erkek olarak çok zor bir şey söylemek yani. Nasıl abi? Yok, emredilmesi gerekmiyor yani gerçekten. Şimdi eğer yapılması gereken zaten kadınlarımız da erkekler de bunları görüyor. Yani yapılması gereken bir şey varsa bunu da her iki taraf görüyor. Ama espriyi anladın ama değil mi? Ben yani tabii yani önemli olan bu konularda kadınlarımızın daha aktif olması. Yani buna daha güzellik katacağını düşünüyorum. Yani o açıdan bakıyorum. Ya. Nuri Yoldaş, sana, sen bu konuda dernek noktasında kadınlarımız, yani senin izlenimlerin, yani emeklerin karşılığını alıyorlar mı ve karşılıklarını veriyorlar mı, yani bu noktada ne düşünüyorsun? Ve tabii şöyle yani soruyu sorduktan sonra genele de gidebilirsiniz yani. Çünkü mesela gerçekten bu son 10-15 yıldır müthiş bir kadın hareketi var. Yani dünya çapında çok güçlü bir kadın hareketi var. Aslında bir nevi böyle devrimci erkekleri de utandıran bir hareket haline dönüşmüş. Acayip yaratıcılar, yani pankartları falan işte, ne bileyim yani hala da okuduğumuz gibi Rapunzel diyor, saçlarını uzatma diyor, şerefsiz merdiveni kullansın. Ya da sütyenleri yakıyorlar böyle. Ondan sonra böyle erkek egemen sistem, erkeklerin o böyle baskıcı yönlerle çok ciddi bir dalga geçme olayları da var. Yani bunları da işin içine katabilirsiniz yani, neler görüyorsunuz falan. Dernekten başlayarak sen de böyle bir sohbete katılır. Ne diyorsun bu konuda? Ya şimdi bir defa şu bir gerçek yani, kadınların olmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı çok zayıf yani. Dernekte kadınlarımız ne yazık ki tabii ki istenilen düzeyde değil yani faaliyet yürütme açısından. Bu biraz da sistemin sorunu aslında, düzenin sorunu biraz da. Çünkü kadın aslında yani yapısı itibariyle daha duygusaldır, daha sahiplenicidir yani, daha çok sahiplenir. Ve o yüzden de aldığı görevi daha çok ciddiyetle, sahiplenerek yapar. Ama şöyle de bir sorun var, şimdi biz konuşuyoruz yani hep kadınlara destek olan, aslında kadınlar kendileri bunu yapabilirler. Sorun şuradan kaynaklanıyor, kadın aynı zamanda evi de sahiplenmek zorunda. Yani bu esas kadının önündeki en büyük engel budur. Yani bir erkek örnek çıkıp gidebiliyor, bir yerde faaliyet yürütüyorsa, işte gibi orada çok rahatlıkla faaliyetini yürütebiliyor veya bir görev alabiliyor. Ama kadın bunu yaparken bir de evi de hesaba katmak zorundadır. Yani evi bırakıp da gidemiyor. Kocayı, çocukları, tabii, evi, tabii, işi, tabii, tabii. Her şeyi hesaba katıyor. Tabii yani her şeyi hesaba katmak zorunda yani aslında. Kadınlara tamam destek olalım ama kadınların önünde gene de erkekler biraz engel gibi de duruyor yani. Çünkü o sorumluluğu almamaktan yani, yoksa tabii ki bu hani yok gitme yapma falan diye değil de, ama sorumlu, evdeki o sorumluluğu almamaktan dolayı önünde engel olabiliyor. Yoksa kadınlar eğer gerçekten bu işe el atarsa çok daha ileriye taşıyacaklarına ben inanıyorum yani. Çünkü daha ciddi alıyorlar, daha sorumlu davranıyorlar. Daha disiplinli çalışıyorlar, aldıkları görevleri gerçekten de layıkıyla yerine getiriyorlar yani. O yüzden kadınlar umarım bir dahaki dönemlerde, gelecek dönemlerde daha çok aktif olurlar, daha çok görev alırlar. Bu biraz da tabii ki ne yazık ki kadınlarımızı geçmişten de yani, şimdi ne kadar yavaş yavaş aşılsa da yetiştirme tarzından da, aileden, toplumdan gelen yetişme tarzından da kaynaklanan bazı sorunlar var. Kadın yeterince eğitilmemiş, yeterince okula gönderilmemiş veyahut da o fırsat tanınmamış kendisine aile tarafından. Yani ben de eşimden, kocasından... Önceki jenerasyonlardan bahsediyorsunuz. Tabii yani bu aşama aşama ancak aşabiliyorsunuz. Yani bir anda kestirip atamıyorsunuz. Yani oradan kaynaklı gelen
o geçmişteki kültürden kaynaklı gelen sorunlardan kaynaklanan bazı şeylerden dolayı kadın otomatikman geri planda kalıyor. İşte bu konuda da erkekler aslında çok görev düşüyor. Yani ben şöyle bir örneği kendimden vereyim. Ben bir yerde görev alacaksam veya da bir şey yanlış anlamıyorum. Zaten herhalde herkesin anlattığı da şuydu. Yani kadınlarımıza destek çıkalım derken yani evdeki işleri yapalım, çocuklara biz bakalım. Bunları biraz daha derneğe aktif katılsın anlamında herkes söylüyor değil mi bunu yani? Yani bence o anlamda olmalı yani. Yoksa kadınlar eğer bir yerde görev alacaksa erkeklerin desteğine ihtiyacı yok. Yani onlar kendileri o cesareti göstermişlerse onu başarıya erkeklerden çok daha iyi başarıya taşıyacaklarına inanıyorum yani. Yoksa bahsettiğimiz o evdeki sorumluluğu paylaşmaktır, o sorumluluğu almaktır, kadın üzerinden o yükü almaktır. Yani mesela şunu söyleyecektim, kendimden bir örnek vereyim. Ben örnek, diyelim ki burada herhangi veyahut bir yerde görev alacaksam eşimin rızalığını isterim. Ama eşime şunu söylerim yani, ben burada görev alacağım, gönlüm senin razı olman ama razı olmasan da ben görev alırım. Ama acaba kadınlarımız bunu söyleyebiliyor mu? Yani bu esas sorun buradan kaynaklanıyor yani, yoksa kadınlar gerçekten aldıkları görevi belki de yerine getirdi. Mehmet Yıldız, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Valla arkadaşın dediğine doğru görüyorum. Çünkü sonuçta kadınlara bir de bir aile modeli, rol modeli verilmiş yani aileye bağımlı hale getirilmiş dışa doğru. İşte erkekler yapar, dernek çalışmaları olsun, şu olsun, bu olsun. Oradan kurtulmak nasıl, onun bir yolunu bulması gerekir. Nasıl kurtulmak yolunu bulabilir? Şöyle olabilir. Bir şey, izlenim gördüm. Şu ben dernek ortamında erkeklerin çok olması da erkekler biraz daha hararetli tartışırken daha böyle nezaket kurallarına bazen uymayabilir. Bu biraz kadınları da ürkütebiliyor. Bunu da düşünmek lazım. Yani biraz da dernek ortamı biraz daha şeyin seviyesi daha iyi olursa kadınlar daha kendine katılma şey olabilir. O sorunlar var yani bu nezaket kuralları olsun ya da tartışma kültürü bunlar zamanla daha aşılması gerekir. Erkeklerin de burada bir rolü var. Tabii ki erkekler kendi eşlerine olsun, tanıdığı kadın arkadaşları olsun teşvik edebilir dernek çalışmaları. İyi olduğunu, kendini geliştirme açısından iyi olduğunu. Bizim de hepimizin bir görevi var, desteklenmesi lazım. Yani çıkardığım sonucu şöyle bir kısaca siyasal boyutu da tartışalım yani. Ama şöyle bir şey diyelim arkadaşlar, dernekte bizim erkeklerin fonksiyonu şudur. Yani kadınları alıp da al burada faaliyet yürüt anlamında değil de evdeki işlerine yardımcı olmak, derneğe gelebileceği ve önündeki engellere biz erkeklerin eğilim göstererek bu işleri alıp da onların daha çok böyle faaliyete katılması, teşvik edilmesi lazım. Bu noktada derneğimiz aslında fena bir pozisyonda değil ama tabii ki çok övünmemize de gerek yok. Aslında yapılacak bir sürü iş var bu konuda. Kadınlar sonuçta anaçtırlar, kucaklayıcıdırlar, sahiplenicidirler. Yani biz biliyoruz yani eksiğimiz çok var erkekler olarak. Aslında bunu bazen böyle sohbetlerde dile getiremiyoruz. Biraz ürkek davranıyoruz. Hatta burada bile bazen ürkek davranıyoruz ama bu yöneticiler hepsi rahatlar bu konuda. Yani biz elimizden geleni yapmalıyız. Dernekteki bütün erkek üyeler... Şu noktada eğer dernekteki işlerin iyi gitmesini istiyorlarsa evde annesine, eşine, kız kardeşine, kızına onların işlerini alıp paylaşılması ve onların fırsatı değerlendirmesini dernekte sosyal, siyasal aktivitelere katmasını teşvik etmeli. Bizim görevimiz bu olmalı. Yani genç erkeklere de burada tavsiyemiz herhalde şudur. İstediğiniz kadar güçlü olun, istediğiniz kadar şınav çekin, 100 kere şınav çekin, istediğiniz kadar boksa gidin, istediğiniz kadar karateye gidin, istediğiniz kadar topa gidin. Eğer gerçekten çevrenizde 5 tane mantıklı kadın olmadığı zaman hiçbir işe yaramıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben tecrübelerimden bunu çıkarayım ortaya. Gerçekten bir işe yaramıyorsunuz. Yani kız kardeşlerim yetiştikten sonra hayatım düzene girdi. Çünkü yanlışlarımı düzeltme şansı oldular.
Yani abi bunu yapma, şunu yapma filan diyerekten gerçekten yol gösterici oldular. Ondan önce böyle patavatsız, kavga, dövüşçü, tantanalı bütün erkekler için, genç erkekler için onu söyleyelim. Komitelerde genç kızlara, kadınlara fırsat verin, baskıcı olmayın. İlla benim dediğim olacak, ben erkeğim diye böyle diretmenize gerek yok. Çünkü biz şu anda belli bir yaşa gelmiş insanlar şunun farkındayız. Bir folklor eğitimi diyoruz, %80'i kadınlar katılıyor. Bağlamaya da öyle bir durum var. Yani eskiden öyle değildi ama böyle bir durum var. Tüm kurslara hep kadınlar katılıyorlar. Tüm panellere artık yavaş yavaş kadınlar katılıyorlar. Çünkü onlar daha duyarlılar. O duyarlılığın önüne geçmemek lazım. Teşvik etmek lazım. Onların yükünü omuzlamak lazım ki buralarda daha güçlü seslerimiz olsun. Çünkü güçlü bir derneğimiz olduğu zaman bizim gücümüzü artıracak. Bizim toplum içindeki gücümüzü artıracak. Peki şimdi devam edelim. Aslında herkesin böyle tartışmak istediği konular vardı diye düşünüyorum. Çünkü biz hep geçmişten beri böyle özelden başlayıp gitmedik. Hatta bu 8 Mart ve kadınlarla ilgili hiç böyle erkekler bir araya gelerek kendimize de öz eleştiri vermedik. Yani ne yaptık diye. İlk defa oluyor bu herhalde bu dernekte ya da birçok yerde ilk defa oluyordur. O zaman şöyle başlayalım. Başkan, deminden beri aslında böyle anlatmak istediğin o siyasal süreci bir değin yani. Kadınların mücadele alanlarında, kadınların yarattığı değerler, kadınların yani şimdi mesela Clara Zetkin'i var, Rosa Luxemburg var, Berna Saygılı Ünsal'ı var, Barbara Anakisla'sı var, sonra böyle Zarife Anası var ve bir sürü kadın değerlerimiz var. Heybemizi ortaya koyup böyle bir tartışalım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kadınların dünyanın gelişimindeki siyasal rol nedir? Aslında ben konu esnasında diğer soruların içerisinde siyasi olarak düşüncelerimi falan da işin içerisine kattım. Çünkü spontan bir program olduğu için belki o sorular gelmeyebilir diye düşündüğümden onları illaki sıkıştırdım aralara. Biraz tekrar gibi kaçabilir. Gene de bir toparlama açısından öncelikle tabii ki tekrar söyleyeyim, ortada bir sınıf mücadelesi var. Her zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani karşıda bir sermaye, onun da sürekli sömürmeye çalıştığı bir işçi sınıfı, emekçi sınıfı vardır. Ve bu sınıf her zaman kendi emeğini satan bir sınıftır. Mecburen böyledir. Yani proletarya böyle doğmuştur. Kendi emeğimizi satarak bunun karşılığında geçimimizi sağlayan insanlarız biz. Ve bunun değerini her zaman güçlü tutmaya, bunu iyi pazarlamak zorunda olan insanlarız. Ve bunu her zaman karşımızdakinin bizim her zaman bir hakkımızı alacağını, her zaman hakkımızı almak için çeşitli şeylerde bulunacağını, saldırılarda bulunacağını bilerek yapmak zorundayız. İşte böyle sıkı bir sınıf mücadelesi ki neredeyse yüzyıllardır sürüyor, sürmeye de devam edecek. Bu mücadelede önümüzde olması gereken, en başta ihtiyacımız olan, bu mücadelenin ihtiyacı olan kadınlar. Bu 8 Mart işçi, emekçi, kadın günü diye ısrarla söyleyen bizler, çünkü her zaman o açıdan bakmaya çalışıyoruz. Ama öbür açısından da bakarsanız, yani uluslararası Dünya Kadınlar Günü olarak da baksanız, her halükarda kadının aslında emekte işte bu sınıf mücadelesindeki gücü öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Ki ikinci enternasyonelde bunu Kadınlar Günü'ne teklif edilmesinde ön planda olan Alman delegeler, Rosa Luxemburg gibi onların da emeği, hatta onlar da bu sınıf mücadelesinin en başlarındaydılar. Rosa Luxemburg, hepimiz tanıyoruz sınıf mücadelesi boyunca canına kadar mal olmuş, mücadele vermiştir. Biz de bu kadınların bu gücünü her halükarda yanımızda tutmak, önümüzde tutmak zorundayız. Onların da bu gücünü fark etmelerini, ki çoğu fark ediyor zaten, fark etmeli olsa da onu da bildirmekle, belirtmekle o yükümlüyüz diye düşünüyorum. Ve oradan da tekrar yönetime, derneğe geliyorum. Aynı gücü, aynı enerjiyi burada hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buradaki erkek egemen zihniyetten de uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum artık.
O yüzden de buradaki yönetimde kadınları görmek zorundayız. Onların varlığını sağlamak zorundayız. Evet, evde onlara yol açmak zorundayız. Onların işini, yükünü evde almak zorundayız. Ama aynı şekilde burada da onları kendimize başkan olarak, onları kendimize bu kurumu yönetecek kişi olarak görmeye de kendimizi alıştırmak zorundayız. Ve onların işte Erkan'ın bilinçli olarak sorduğu Mehmet abinin ve birçok yönetimdeki arkadaşımızın kadın arkadaşlarımıza olan ekstra naifliğini ön plana çıkarması, işte bu o naiflik, yani Mehmet abi mizacı evet aslında doğru bildiği noktalarda asla taviz vermez bir insandır ama karşısında bir kadın olduğu zaman o noktada bile esneyebilir. Çünkü böyle olmak zorundayız. Kadına vereceğimiz değeri de böyle göstermek zorundayız. Yani lafta sözde kalmamalı, en ufak bir ikilemde ya da en ufak bir çelişkiye düştüğümüzde karşımızdaki kadın diye hemen kendimizi haklı görür pozisyona da girmemeliyiz. O noktada da artık yani kafamızda bazı şeyler değişmeli ve bu kurumlarda kadınların giremediği yerler olamamalı. Yani bunun mücadelesini yıllarca verdik. Özellikle bu başlık altında defalarca bunun kavgasını yaptım ben burada. Çünkü yakışmayan bir şeydir. Bu kurumlarda kadınlar her yerde olabilmeli, kadınların hükmü her yerde geçebilmeli bu kurum içerisinde. Onun için de kadınların varlığının artması gerekiyor. Sadece mutfağında, etkinliklerde katılımcı olarak değil, yönetici olarak burada 9 kişilik yönetim kurulu kadrosu içerisinde 6-7 tane kadın görebileceğimiz günleri diliyorum. Okey başkanım, sağ ol. Şimdi Nuri Yoldaş, ben hatırlıyorum yıllar öncesinde, 25 yılım önce mi, kaç yıl öncesinde bir tartışmada, hala da unutmamışım. Kadınlar gününü tartışırken sen söz hakkı aldın ve dedin emperyalizm, kapitalizm ve kaotik sistemler erkeklerin sistemidir. Sosyalizm kadınların sistemidir. Hala o düşüncede misin? Yani bugünlerde hala ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şimdi yani hala o düşüncedeyim aslında. Şöyle bir şey var yani. Şimdi kapitalist sistemde egemen güç. Yani güç kimdeyse hükmeden odur. Yani sonuçta baskıcı bir araçtır güç dediğimiz bu. Ekonomik güç olabilir, fiziksel güç olabilir. Yani dünyada bak, senelik takvime baktığımız zaman birçok özel gün vardır. Ve bunların çoğu da kapitalizmin pazarlamaya yönelik yarattığı günlerdir ama önemsenen, değeri olan, uğrunda bedel ödenen iki tane özel gün vardır. Biri 8 Mart'tır, biri 1 Mayıs'tır. Yani onun dışındakiler hep kapitalizmin uydurma şeylerdir. Bunlara gün, doğum günleri de dahil olmak üzere. Yani kadınlar gerçekten özgür olmalı. Kadınlar gerçekten ekonomik bağımsızlığa sahip olmalı. Kadınlar söz hakkına sahip olmalı. Çünkü kadınlar eğer mücadelenin içinde varsa o mücadeleyi başarıya ulaştırıyorsun. Mücadele de yoksa o mücadele belki en fazla yerinde sayar. Yani gerileyebilir demek büyük bir ölçüde. Yani sosyalizm o yüzden biraz daha özgürlükçü bir sistem olduğu için o yüzden kadın daha rahat hareket etme şansına sahip, daha özgürce hareket etme şansına sahip. Yani bugün bakıyorsunuz kadın, tacize uğrayan kadın, tecavüze uğrayan kadın, saldırıya uğrayan kadın, işte siyasiler çıkıp bu konuda, ki bugün Tayyip Erdoğan'ın da bir mesajı vardı yani, samimiyetsizlik tabii. Yani bu düzen tarafında, sistem tarafında bu samimiyetsizliktir yani. Düşünün, şöyle bir şey düşünün yani 18 yıldır iktidarda olan bir iktidar, bir cumhurbaşkanı, ülkede tek söz hakkına sahip olan tek kişi bugün kalkıp da işte kadınların şiddete maruz kalmadığı bir ortamı yaratmak için diyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyor. Yani bu samimiyetsizdir, bu geçmişten de böyle gelmiştir. Pratiğinde çok samimiyetsizdir, zihniyetlerinde. Ya zihniyetinde var yani bu kapitalizmde bu sistemden kaynaklı, bu inançtan kaynaklı, din kaynaklı gelen, yani bugün özellikle de Emrah dedim burada beni bağışlasın. Yani İslamiyet'te özellikle İslami anlayışta kadına çok daha böyle insan yerine konulmayan, belki içeriğinde öyle değildir ama en azından pratiğinde yapılan odur. Kadını böyle ikinci sınıf bir insan, hatta insan yerine koymayan bir düzen vardır, bir sistem vardır.
İşte erkeğin sanki böyle bir takım ihtiyaçlarını gidermek için var olan bir varlık olarak görülür. Yani oysa ki bizim Alevilik'te bu farklıdır tabii. Birazdan bunu aşmamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Çok da oraya bağlı kalmamak gerekiyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim mesela. Türkiye'de Diyanet ilahiyat fakültelerine giden veyahut da ilahiyat okullarında okuyan bir sürü kadın, kız var. Niye bir tane kadın imam yok? Yani niye hep erkekler? Yani kadınlara güvenmiyor muyuz? Oysa ki kadınlar, cennet kadını annelerin ayaklarının altındadır diyoruz. Her kadın da bir annedir. En azından annedir veyahut da anne adayıdır yani. Bu ikilemden kurtulmamız gerekiyor yani. O yüzden de gerçekten de öyle sosyalizm kadınların sistemidir. Okey, Mehmet Yolda senden devam edelim. Sosyal süreci nasıl değerlendiriyorsun? Kadınların mücadelesi, yarattığı değerler. Şimdi bence kadınlarla erkekler bir kere insandır. Yani biz bunu böyle bir bağlamda görebiliyoruz. Bir kadın, bir erkek insandır. Aralarında fark yoktur. Yani aynı haklara sahiptirler. Bu doğal bir yani şeydir, bir kanundur. Onda bir şey olmaması gerekir, bir çelişki olmaması gerekir. Çünkü neden olmasın? Yani neden bir erkek bir kadına ya da düzen ya da sistem ya da inanç ya da neyse bir kadına bir kor görür. Bunu bir düşünmek lazım. Ya da yani sömürür, baskı altındadır. Bunu bir düşünmek lazım. Bence bu ilk çıkışı dinlerin çıkışında başlıyor. Bana öyle geliyor. 2000 yıl önce, işte önce Yahudi, işte Hristiyanlık, Müslümanlık. Burada kadın ikinci sınıf yerine girer. Ve oradan başlar zaten. Dinlerin oluşundan sonra işte insanlık gelişir, hükümdarlıklar, şunlar, bunlar, her şey. Bu duruyor, buraya gelene kadar. Ama şeyi, tohumu dinlerin oluşundan da kaynaklı. Örneğin İslam'daki kadına bakış açısı, bilmiyorum fazla detaya girmek gerek yok, biliyoruz hepimiz. Hatta Hristiyanlık, Yahudilik hepsi daha iyi bir şey. Hristiyanlıkta da daha şey, şimdi örnekle veremiyorum. Şimdi şöyle, tabii o erkek egemen düzeni o 2000 yıla doğru gidiyor. Ondan sonra tabii insanlık gelişiyor, yeni kapitalizm oluşuyor. 200 yıl önce kapitalizm canlanıyor. Burada önemli bir şey olan kapitalizmde sömürü sırf iş gücü sömürüsü değil, aynı zamanda kadın sömürüsü başlıyor. Burada bunun çok önemli bir nokta burası. Çünkü kadının kapitalizmin ayakta durmasının tek sebebi kadını sömürmesinden kaynaklanıyor. Çünkü kadını sömürmediği sürece kapitalizm de ölmeye mahkum yani. Bunu görmek lazım. Tabii şimdi detaylara da girmek gerekiyor. Ve de ben bir şey daha bir şeyi de düşünüyorum. Irkçılığın olması aynı zamanda kadının sömürmesinin de aynı seviyede görülmesi lazım. Aynı temada görülmesi. Irkçılık nedir? Irkçılık başka ırkı küçük görmek, belli bir ırkı yüksek görmek. Bu da kadınla erkek arasında. Cinsçilik oluyor ondan sonra. Cinsleri de sömürmek. Yani çok benziyor birbirine. Bunu nasıl çözemiyor? Çözümü şudur. Örnekler verilebilir. Ve bu şunun son zamanda çok konuşulan bir şey. Kadınlar neden erkeğe göre daha az maaş alır? Bu bir gerçek yani. Bu bütün dünyada ispatlanmış bir gerçek. Almanya'da %20 bir bayan kadın az alır. Eş yani aynı meslek grubunda %20. Neden? Yani eşit işe eşit maaş yok. Yok. Bunun neyle açıklamaların sebebi rol modeli, işte aile modeli. Yani sen kadınlar tabii çocuk doğurur, o zaman zarfında çalışamıyor. O çalışmadığı için maaşı düşük oluyor. Halbuki tam tersine daha yüksek verilmeleri gerekirken az alıyor. Onun en önemli bir şey daha var, maaş olayı. Yönetici seviyedeki kadın yok olması, yani kadın hiç bulunmaz. Önemli yerler. Şirket nadir olsun, var, nadir, az. Devlet işleri olsun, çok az. Ve bu da bir sorun. Çünkü kadının karar verme şeyi başka, erkeğin karar verme şeyi başka. Ya bu tabii çok örnekler vermektir. Gerçekten
sınıf mücadelesinden kaynaklı bir sorun. Yani aslında sınıfsız bir toplumdan geçtiğimiz durumda kadın hakları, erkek yani kadın hakları da çözülmüş oluyor. Ama bu düzende kadın haklarını çözmek zor gibi geliyor bana. Çünkü yaşam kapitalizmin ayakta durma sebebi zaten kadın haklarının olmaması. Ben öyle görüyorum. Kadının sömürülmesi. Sömürülmesi. Çünkü kadının sömürülmese bu kapitalizmin ayakta durma şansı yok. Çünkü bundan... Hatta feodalizmin bile ayakta durma şansı yok. Yani feodal kültürün bile... Olan yerlerde feodalizm, olan yerlerde tabii. O da bir gerçek. Yani çünkü kadının topluma kattığı çok değerli şeyler var. Değerli. Başta dediğim gibi kadın daha değerlidir erkeğe göre. Ama maalesef bu kendi dernekte daha önce de söylediğim gibi bunu en azından kendi toplumumuzda bunu daha aza indirgemeye çalışmamız gerekir. Hepimiz bu çözüme destek olmamız gerekir. İşte daha çok kadınlar bizim dernekte toplumda daha aktif hale gelmesi için bizim elimizde erkekler elinde ortamı yaratmamız gerekir. Ortamı yaratmamız sürece kadın da gelmez. Mehmet abi, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi arkadaşlar hemen hemen çoğu şeyleri söyledi de ben iki noktaya vurgu yapmak istiyorum. Şimdi kadın mücadelesinin daha başarılı olabilmesi için kadınlarımızın özellikle siyasi alanda aktif rol almaları gerekiyor. Yani bu kazanmaları gereken hakları elde edebilmeleri için mücadeleler ilk başta siyasi alanda yapılması gerekiyor. Ve diğeri de yani ne bileyim Führer pozisyonunda olmaları gerekiyor. Önderlik, liderlik pozisyonunda. Ve bunlar olduğu zaman ister istemez bazı hakları elde edeceklerdir yani. Şimdi bir bakıyorsun dediğin arkadaşlar az önce ifade etti, çalışıyor aynı işi yapıyor. Fakat bir bakıyorsun bir erkeğin almış olduğu saat ücretiyle bir bayanın almış olduğu saat ücreti arasında daha kadar fark var. Yani büyük bir uçurum var. Bunların mücadelesi nasıl verilebilir? Ancak işte o firmalarda veya ne bileyim diğer alanlardaki Führer pozisyonda olan kişiler bayan olursa yani kadınların siyasal mücadele, siyasal örgütlenme, siyasal hedeflere daha çok yönelmesi lazım. Yüklenmesi gerekiyor. Dur. Yani o açıdan ben bakıyorum. Yani eksik kalan nokta buydu. Yani aslında konuşmalarda vardı ama bunun böyle altını çizerek söylemen doğru yani. Almanya özelinde, özellikle Almanya özelinde bu konulara da konuşulması ama çok derin bir konu bu da. Gerçekten çok derin. Evet. Çok konuşulacak bu mesele. Evet. Yani o yüzden girmekteş ediyor. Gerçekten Almanya özelinde kadınların pozisyonunu konuşmak gerekse şu anda Almanya'da bu kadına uygulanan farklı gelir şeyi uygulaması Avrupa Birliği'ne aykırı olmasına rağmen yani Avrupa Birliği yasalarına aykırıdır ve yıllardır bu Avrupa Birliği bu konuda cılız baskı yapar Almanya'ya. Çünkü Almanya'da şeyi Avrupa Birliği'nin neredeyse yöneten konumunda ve istediği noktada istediği şeye uygulamayıp o noktayı görmezden gelebiliyor ve o baskıyı da rahatlıkla geri atabiliyor. Ve bu baskı, bu şeye rağmen, bu haksızlığa Avrupa Birliği'nin normlarına aykırı olmasına rağmen ve Almanya'da da güya sendikalar olmasına rağmen sendikalar da bu konuda çok cılızlar ve yeterli tepki vermiyorlar ve bu konu sendikaların hiç de doğru düzgün ortaya attığı konu olmuyor. Yani bir bakıyorsun %1 zam için işte grevler yapabiliyorlar. Bunun gibi diğer sendikalar da aynısını yapabiliyor. 1 puan, 2 puan zam için bunu yapabilirken kadın erkek arasındaki eşitlikle eşitsizlikle ilgili hiçbir ses çıkarmıyorlar. Bazen broşürlerde okuduğumu görüyorum ama şöyle bir şey var. Yani Linke'lerde, hatta Yeşiller'de, yani diğer siyasal sol yapıların birçoğunda bunun üstüne vurgu yapıyorlar ama tabii dünyanın her yerinde bu geçerli. Yani bir Almanya ile alakalı değil, dünyanın her yerinde kadınlar eşit işe eşit ücret alamıyorlar yani. Böyle bir durum var. Zaten bu aslında mücadelenin tayin edici noktası da bu ve bunu kadınlar tabii ki tartışıyorlardır. Oralara girmeye gerek yok. Biz yüzeysel geçelim çünkü bunlar yani derinlemesi ve bize perspektif, vizyon onların işidir. Ama tabii Mehmet abinin belirttiği noktayı doğru ve değerli buluyorum. Dernekte de öyledir. Yani siyasal
yapılanma içine gidilmediği zaman, kadınların siyasal mücadeleye katılmadığı zaman her yaptığı iş boşa gidebilir bazen yani. Kalıcı olmayabilir. Boşa gitmez de kalıcı olmaz. O açıdan doğrudur yani. Ben özür dilerim. İkinci nokta nedir peki? Geleceğim Nuri Yoldaş. İkinci nokta işte dediğim gibi bu siyasi alandaki faaliyetlerini hızlandırırlarsa, aktif olurlarsa istedikleri hedeflere ulaşırlar. Yani bu sadece siyasi kimlik açısından değil. Yani ne bileyim dernekler içerisindeki aktif olmaları gerekiyor. İşte bu sendikalarda aktif olması gerekiyor. Yani kürmüz pozisyonda olması lazım. Elde etmesi gereken bu kazançlar için mücadele etmeleri gerekiyor. Şimdi bakıyoruz sendikalarda çoğunda sendika başkanları veya bunların en önde gelen genellikle erkek kesime hakim. Bu da ister istemez yani kadın haklarını ön plana çıkarmıyor bazen. Yani geri planda kalıyor. Ama bir kadın olduğu zaman ne yapacak? İster istemez bazı hakları elde etmek için mücadele edecektir. Yani bunun o yüzden bütün alanda aktif olmaları gerekiyor. Ya ben bir şey eklemek istiyorum da şimdi burada yani aslında önemli konuya geldiğinde yani kadının önünde işte demin söylediğiniz aslında yarım kaldı yani kadının önünde engel olan erkek değildir yani burada işte kadınlar konuşulurken veyahut da bir şeyler tartışılırken de cinsiyet tartışmasına yani çatışmasına götürmekten ziyade kadının önünde engel olan erkek değildir. Kadının önünde engel olan sistemdir. Erkek sistemi ama. Erkek sistemi yani sonuçta baskıcı güçtür. Hı hı. Yani güç kimdeyse, egemen kimse engel olan da odur. İşte o yüzden de bu sistem yani değişmediği sürece ben kadının da tamamlamıyla özgürleşeceğine inanmıyorum yani. Ama şu konuya varmayalım. Yani illa sosyalizm gelecek de ondan sonra kurtulacaksınız. Bekleyin değil. Yani onun olması için adım 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 hakların alması lazım. Bu adım adım hakların alması da örgütlenmelerden başlıyor. Ve derneğimizdeki adımlar da bunlardır yani. Yani şöyle bir şey var. İş yerlerinde şimdi sendikalardan örnek veriyoruz. Sendikalarda bakıyorsunuz birçok yerde, ki ben bunu kendim de gördüm yani birçok yerde firmada yönetici aynı zamanda sendikada görevli. Bu adam yani kendisine karşı bir sistemi orada savunabilir mi? Otomatikman olarak yani sendikalarda da aslında çok ikiyüzlülük vardır yani. Yani o da tam anlamıyla... Ama tabii kadınlar noktasında netleşelim burada. Çok farklı yerlere girmeyelim. Bizim çok sendikacı arkadaşlarımız var. Varlar doğru. Ve onlar oralar tartışırız hep beraber. Şimdi Dede sen ne düşünüyorsun bu son tartışma süreci? Ya ben inançsal bakımından ele almak istiyorum. Çünkü ilk önce biz evde eşimize değer vermemiz lazım ki başka şeyleri de anlayalım. Yani misal ben her erkene gittiğimde, her programa da katıldığımda, bir yere gittiğimde ondan güç bekliyorum, ondan destek bekliyorum, gidip niyaz oluyorum. Bana elini sürüyor mesela belime. Ondan sonra diyor ki ya cidden yardım etsin. Mesela o gücü hissediyorum ben her yer. Ama her bence alanda. O senden akıllı onun için güç veriyor. Yani ben kendim de gidiyorum zaten. Onun her alanda evden çıksam bile gönlün rızalığıyla çıkıyorum. Tabii yani. Bu anlamda değeri en önce kendimiz vermemiz lazım eşimize. Kadına zaten değerlidir. Çünkü erkek istemeye gidiyor kadını. Yani hiçbir zaman çünkü kıymetli olduğu için erkekler gidiyor istemeye. Bu bakış açısı da ilginç değil mi yani? Kadın niye yani istemeye gelmiyor? Kadın mesela bir evlilik için, bir kocası için... Bir daha tekrarlasana şunu. Bir. Yani erkekler kadınları istemeye gidiyor. İhtiyaç ki kıymetli yani. Oldukları için, değerli oldukları için kıymetli şey almaya gidiyor değil mi? Güzel yani, bir bakış açısı da tabii. Bir baktığın zaman kadın bir evlilik için, eşi için, yani bir yuvası için soyadını değiştiriyor. Yani kendi bedeni değişiyor çocukları yuvaya şey yaptığı zaman, dünyaya getirdiği zaman. Yani çok şeylere katlanıyor. Ondan sonra evlatlar veriyor. Yani tabii ki onlar şeylerden gelen şeylerdir. Nesillerden nesile. Ama devam etmeden bir soru soracağım. Evet. Şimdi Almanya'da bir Alman böyle sözü vardır. Diyor ki çift soy isimli kadınlardan korkacaksın diyor. Bu nereden geliyor? Şimdi bilmiyorum ama son zamanlarda Facebook'ta görüyoruz. Kızlık isimlerini de kullanıyorlar. Ama kimlikte de var yani. Kimlikte de var. Evet. Yani orada bir sakınca yok bence. Bilmiyorum ama yani hatta isim olması lazım değil mi? Tabii ki bazı şeyler inanç bakımından yorumluyorlar. İsim insanın nasıl diyeyim sana? İnsana etki ediyor diye. Bilemem. Burçlar gibi. Yani insana verilen isim de insanın üzerindeki bir şeyi etki ediyor diye söyleniyor.
Ama biz her alanda kadına değer verdiğimiz için, yani erkanlarımızda olsun. Mesela bir dede eve geldiğinde, kendi piriniz evinize geldiğinde ilk önce çocuklara soruyor, sonra eşinize soruyor, en son erkeğe soruyor. Yani razı mısın diye, herhangi bir sorun var mı diye. Çünkü erkek egemen şey ise evde de baskıcı olması ya da herhangi bir sorun olması onu şey yapıyor. Cem'de mesela dişi erkek yok. Yani Kırklar Cem'inde söyleniyor, 17'si bacı kadın, 23 erkek. Tabii farklı değişik şekillerde de söyleniyor ama eşleri de olacağına göre 34 yapıyor. Ama bu şu anki sisteme göre iyiyiz yani. 17'ye yani, 23 de olsa şu an bu emperyalist kapitalist sistemi düşündüğünde bizim Kırklar Cem'imiz gene adaletli gibi geliyor. Tam eşit değil ama. Yani orada zaten can olarak görüyorlar. Şimdi orada evlilikte de aynı şekilde iki beden bir ruh olman lazım. Yani gerçek anlamda evlilik, eğer ruhsal anlamda iki bedeni birleyebiliyorsan, iki beden derken yani beden olarak farklı yerlerdesin ama ruh olarak gönül birliğini yakalıyorsan, o zaman doğru anında evlilik gerçekleşiyor deniyor. Hı hı. Şimdi oradan gelecek çocuklar da temiz sütten süzülüp geliyor diyor. Çünkü gönül birliği var. Hakkın varlığı ikisinde de var. Kadın erkek bakılmaz orada. O anlamda yani kendi değeri kendimiz vermemiz lazım ki o değeri karşılığını alalım. Yani bir yansıma gibi, bir ayna gibi düşünün. Dede, sözünü kestim kusura bakma da şöyle bir şey diyeceğim. Yani dünyanın kuruluşunda işte milyonlarca sene geçmiş ama bizim bildiğimiz ilkel komünal toplum, arkasından köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve şu an yaşıyoruz bunu da. Bu süreçlerde her birisinde bir sürü kadın Amazonlardan başlamak üzere böyle bedel ödemişler. Haklarını böyle tırnaklarla kazıya kazıya almışlar. Ve çok değerler yaratmışlar. Bir sürü kadın var. Yani mesela diye Krupskaya var. Size de bahsettiğimiz Clara Zetkin'den, Rosa Luxemburg'dan, bizim ülkemizde Frida Kahlo vesaire, böyle bir sürü ülkede bir sürü kadınlar var. Bir dede olarak onları anmamızı Alevice nasıl yapıyoruz? Onlar için bir dua mı okunuyor, ne okunuyor? Bir okusana, böyle bir konuşma yani yapıyoruz. Yani bütün mazlum diyeyim, mazlum ve evet, emek ama kadınlar harcayan, nezdinde, onların evet, önderlerinin nezdinde. Bütün emek harcayan, dünyayı var eden o güzel kadınları yani saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Yani abideler önünde saygıyla eğiliyoruz gerçi, emekler önünde. Çünkü büyük bir emek harcamışlar. Yani diyorum ya, insanlığı var eden, insanlığı meydana getiren, eğiten bütün kadınlardır yani. Çünkü mesela Mevli Baba'nın bir şeysi var, diyor ki cenneti parasız zahide verdik, cehennem korkusu gönülden sildik. Huri Yılman'ı biz burada bulduk diyor. Bizim cennetimiz yar kucağıdır. Yani evim bana cennet. O anlamda eşim de Huri İbret'in dediği gibi. Açıklayalım yani, eskiden mesela bizim topraklarda bize Kutiler ve Huriler diyorlar. Yani o Müslümanların adlandırması da böyledir bize o dönemlerde. Ve bizim kadınlarımız gerçekten boylu postlu, çalışkan, uzun boylu olduğu için bunlar böyle göz dikmişler ve cennetteki 72 Huri de bizden esinlenerek, bizim kadınlardan esinlenerek Huriler diyorlar. Ve Gılman dedikleri de erkektir aslında. Yani Müslüman böyle bir durum da var. Yani bir yalnız hurileri vaat etmiyor, aynı zamanda bir de Gılman'ı vaat ediyor bize. Yani cennete gidersek. Böyle bir kötü durum da var. Ama derin bir yani şiir burada. Yani bizde cennet cehennem anlayışı yok zaten. Biliyorum yani, ama cennet şiirde, de cehennem de bu dünyada. Evet, şiirde çok derin manası var yani. Kim yazmışsa evet, ellerine sağlık. Güzel yazmış gerçekten. Manalı evet, ve anlamlı bir şiir. Eyvallah. Yani İbret'in de şeysi var, diyor ki 72 huri bilmem, verseler de almam diyor, geçimi dar bir insanım diyor. Yani o anlamda söylüyor, yani üstesinden gelmem diyor. Yani o anlamda tek eşlilik zaten bizde kutsaldır. İşte erkana girdiğin zaman bile, dört kapı kırk makam öğretisine girdiğin zaman bile evli olman lazım. Yani hatta müsahibinle beraber, müsahibinle dört can bir beden olman lazım. Yani kırklarda kırk can bir beden olman lazım. Yani yol öğretisinde öyle. Birbirine iki beden bir ruh derken, yani iki beden bir şey olursa, yan yana gelirse ağı çeker ağın üzerine. Dört can bir beden şey olursa, bir ruh olursa dağı çeker dağın üzerine diyor erenlerimiz. Şimdi kadınlar programa bir mesaj atmışlar, okuyabilir miyim? Almanca yazmışlar ama. Tabii, okuyabilirim. Ich finde es toll, dass ihr als Männer zusammenkommt und über diese wichtige Frage diskutiert. Super.
Die Selbstbestimmung der Frau ist eine grundlegende Pfeiler der alevitischen Glaubenslehre, bei der es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Im Mittelpunkt steht der Mensch an sich. Im Alevitentum ist die Frau das Leben, sie gebärt, sie ernährt, sie verzichtet, sie verzeiht und sie ist die Mutter, die erzieht. Der weise Hacı Bektaşveli, diese sagte schon vor 800 Jahren in Anatolien, schickt eure Töchter in die Schule und nicht nur die Söhne. Ein gebildeter Junge kann danach für sich selber sorgen, aber ein gebildetes Mädchen prägt mit ihrem Wissen ihre Familie und erzieht eine neue Generation. Hacı Bektaşveli hat sich bei seiner Aussage nicht nur auf das Lehren von Schreiben und Lesen begrenzt. Die Kernaussage seines 800 Jahre alten Zitats war die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft. Internationaler Frauentag am 8. März ist der Kampftag der Frauen gegen die Patriarchie von Männern und ihr System. Dieses Tag, der die Freiheit und gleichzeitig die Gleichstellung der Geschlechter symbolisiert, ist wertvoll und an diesem Tag muss laut dafür gesagt werden, Geschlechtergleichheit ist eine Menschenrechtsfrage. Bei uns Aleviten sind die Gelehrten und Wegweiser zur Hälfte Frauen. Darum wird ein Tag der Frauen, 8. März, seit 104 Jahren hochkämpferisch gefeiert, doch in unserer Lebensweise schon 800 Jahre angewandt. Bir başka kadın bir mesaj daha göndermiş. Wir engagieren uns für eine Gleichberechtigung der Geschlechter. Da die Frauen in allen Hinsichten systematisch und gesetzlich benachteiligt sind, führen wir praktisch in unseren Verein Co-Vorsitzende ein. Wenn es zu einer Uneinstimmung gibt, gilt das, was die Frau Co-Vorsitzende will. Gleichzeitig, wenn es zwischen Frau und Männer Streitigkeiten gibt, sind die Frauen positiv anerkannt und die Aussage der Frauen wird wahrgenommen. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn ist unsere Priorität. Wir sind für Gleichstellung vor den Gesetzen ohne Unterschied des Geschlechts. Allgemein in jeder Hinsicht haben die Frauen das Recht, auf das, was sie nicht wollen, ein Nein zu sagen. Bir mesaj daha var, onu da okuyayım mı? Almanca yazmışlar yani. Bilerek yazmışlar herhalde. Die Arbeit, Familie, Gemeinde, Land, Staat und alles will uns eine Rolle geben und hat Erwartungen. Das finden wir falsch und es sollte keiner Geschlechtsrollen vorgeschrieben werden. In vorderster Reihe ist es wichtig, dass Menschen glücklich werden. Die Rollen sind für glücklich werden nötig und ist bei jedem anders. Gewalt und Unterdrückung muss ein Ende haben und dieses durch Gesetze ermöglicht werden. Jedes System, was wir anwenden sollten, sollte die Geschlechtergleichstellung ermöglichen. Das Wichtigste ist, dass Frauen positiv bevorzugt werden, denn das Leben wird nur schön, wenn Frauen anpacken und anführen. Hepimize teşekkürler etmişler bu tartışmadan dolayı. Biz de Alevi Derneği'nin aktif kadınlarına buradan selam gönderiyoruz. Bizi apar topar aldınız, buraya getirdiniz. Böyle spontane de olsa bir program yaptık. Biz de sonuçta bu kadınlar mücadelesinin, bu 8 Mart'ın veya tüm kadınların mücadelesinin bir parçasıyız. Çünkü bizim annemiz bir kadın, çünkü bizim eşimiz bir kadın, çünkü bizim kız kardeşimiz bir kadın, çünkü bizim kızımız bir kadın. Ve doğal olarak biz de bu kadınlar mücadelesinin bir parçasıyız. Bizim yaptığımız yanlışlar tabii ki sizin mücadelenizi sekteye uğratabilir. Sizin yaptığınız doğrular bizi doğru yola çekebilir. En son turumu da yapalım. Bu sefer de Mehmet Yoldaş senden başlayalım. Son söylemek istediklerin nedir yani bu konuda? Kadın hakları en yüksek hedef olması gerekir. Bunların çözülmesi için herkes için, hepimiz için bir yani ön planda olması gerekir. Bunun için mücadele edilmesi gerekir. Herkes tarafından. Mehmet abi. Ben de en son olarak söyleyeceğim, kadınlardan ricam kendilerine güvensinler, her alanda, her yerde olsunlar, mücadele etsinler. Yani bu sadece kurumsal olarak değil, siyasi ve her alanda da bu cesareti gösterip ön plana çıksınlar. Ve istedikleri hakları elde edeceklerdir muhakkak.
Ben o Almanca okuduğunuz sözlerim üzerine sadece Hacı Bektaş'ın bir sözü var. Diyor, kadın diyor eşi değil eşitidir. Yani bir elmanın yarısı gibi. O anlamda yani zaten çoğu konulara değindik. Yani ben de diğer arkadaşlarıma katılıyorum. Yani her alanda kendi varlığını göstersinler. Çünkü onlar her yere attıkları her adımda daha güzellik katılıyor, daha şey oluyor. Bunu da mesela açıkça söyleyebilirim. Kadınlar bir dost olduğunda bile kadınlar anlaştığı zaman o kişiler arkadaş olabiliyorlar. Yani kadınlar bu işi şey yapıyor. Kadınlar istediği zaman o zaman bir arkadaş, bir çevren yani bir dostun oluyor. Aile dostun. Yani kadınlar ilk önce adımı atıyor. Onların istemesiyle oluyor. Yani kadınlar anlaştığı zaman erkekler anlaşıyor. Kadınlar anlaştı. Dünyada herkes yani anlaşıyor. Yani evet. Duruyor da sen. Çok ben erkeklere mesaj göndereyim de kadınlardan ziyade. Rahatlarım. Yani kadınların mücadelede aktif olabilmeleri için, kadınların daha aktif katılabilmeleri için samimi olmamız gerekiyor, dürüst davranmamız gerekiyor. Dışarıda neysek, evde de öyle olmamız gerekiyor. Bunu söylerken birçok erkeği katıyorum tabii içine de. Buradakiler değil de dışarıda sistemde. Buradakiler de sorun değil. Buradakiler de katıyorum. Kadının gerçekten bahsettiğimiz hani kendine güvenini kazanabilip onu o kendi içindeki enerjiyi mücadeleye katabilmesi için kadının üzerindeki sorumluluğu erkeklerin en azından bir kısmını üstlenmesi gerekiyor ki kadın da kendini biraz daha rahat ve özgür hissedebilsin ve o mücadeleye girişip orada yapmak istediklerini yapabilsin. Başkan? Yani kadınlar için Nuri abi gibi ben gene erkeklerin üstüne çok varacağım bu konuda. Çünkü yani kadınlar her ne kadar işin faaliyetin aktığı içerisine, bütün kavganın içerisine girseler de kadınların şu anki pozisyonu erkeklerin sadece dinozorların olduğu bir dünyada yaşamasıyla aynı. Yani çünkü bedenen ilkel olarak bedenen güçlü olan bir varlığın baskısı hegemonyası altında yaşayan bir şeyden bahsediyoruz, insanlardan bahsediyoruz. Yani ha dinozorların güçlü olduğu bir dönemde bütün erkekler aynı dünyada yaşasınlar ve o zorluğu çeksinler. Ha da kadınlar şu dönemde, hala şu dönemde bu erkek hegemonyası içerisinde yaşamak, mücadele etmek zorunda kalsınlar. Aynı bir şey. Şu anda yaşadığımız bütün sıkıntıların sebebi insanların en ilkel düşüncelerinden kaynaklanıyor. Irkçılık, cinsiyetçilik. Bu en ilkel düşüncedir. Hem istersen profesör ol, ırkçı ve cinsiyetçiysen bir şeyden Homo erectus'tan bir Neandertal'da diğerinin ismini söylemek zor geliyor bana aradaki şeyi. Neandertal. Aynen. Ondan sadece bir adım önde kalıyorsun. Geliyorsun. Daha fazla, daha bugüne gelemiyorsun. Bugünün, bu çağın, bu zamanın düşüncesi ne ırkı ne de cinsiyeti ön plana çıkarmayan, hatta tamamıyla kafadan silen bir düşüncedir. Bu zamanın düşüncesini yakalamak zorundasın. O yüzden de bu şeyi, hegemonyayı dünyaya, kadınların üzerine bela eden bu erkek kültür, ataerkil kültür gene bizlerin sayesinde, bizlerin yardımıyla ancak ortadan kalkabilir. Yani bu noktada da kadınlar tek başına bırakma hakkına sahip değiliz. Yanlarında durmak zorundayız. İstesinler ya da istemesinler. Çünkü sorumlusu müsebbibimiz. O yüzden bize çok iş düşüyor, erkeklere çok iş düşüyor ve samimi bir şekilde kadınların yanında durmak zorundalar, kadınların arkasında durmak zorundalar, kadınlar hep önümüzde durmalı. Çünkü kadınların gerçekten uzunca yıllar sömürüldüler ve hala sömürülüyorlar. Kadınların yani bedensel olarak oluşumlarından, doğuşlarından, varoluşlarından kaynaklı sıkıntıları bile görmezden geliniyor. Sadece anne olmalarından bahsediliyor. Ama anne olmaları için ne acılar ya da ne sıkıntılar çektikleriyle ilgili hiçbir şey konusunda hiçbir yardımda bulunulmuyor. Ne sistem tarafından ne erkekler tarafından. Görmezden geliniyor. Yani bunların artık görmezden gelinmemesi lazım. Bir kadın kadın olduğu için gerekli şeyleri parayla, vergiyle almaması lazım. Yani bunların her şeyin arkasında da tabii ki bizim gibi insanların durması ve dillendirmesi gerekiyor. Kadınlar bunu dillendirmiyor, belki utanıyor, belki söyleyemiyor diye. Biz de bunları görmezden gelemeyiz. Ve kadınların acı çektiği günlerde onların en azından çalışmaması lazım. O günlerde izinli olması lazım.
O insanlara ya çalışırsın, o gün de çalışırsın ya da çalışma, evinde otur gizli kapaklı mesajını verilmemesi lazım. E kim yapacak bunları? Bizler yapmak zorundayız. En başta bizler. Neden? Sebebi biziz. Bizden kaynaklı, biz yaptık, biz başlattık, biz bitirmeliyiz. Şimdi bu programı bildiğiniz gibi kadınlar ön ayak oldular, bizi buraya topladılar. Böyle spontane bir program oldu. Onlara teşekkür ederiz. Yani biz de böyle güzel sohbetler edebildik. Çünkü başka bir yerde de böyle bir şey görmedim. Yani 8 Mart'ta böyle erkeklerin bir araya gelip de kendisinin özelleştirisini verdiği, kendisine vurduğu fazla görmedim. Yani belki vardır ama yani biz o kadınlar bize bu imkanı tanıdığı için Nurşen Başkan'a, Alev Akkaya'ya, Alev Yeter Kaya'ya, Fatma Çiçek'e, Maria Arcan'a ve yani hepsine böyle sonsuz teşekkürler. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Demin muhabbet programının son sözlerini ben şu an kamera bana ayarlı mı Hüseyin? Evet, ben buradan kalkacağım. Son sözlerimi bizim için gerçekten bu stüdyolarda emek harcayan Alevi Derneği'nin şu an en emektar, en iyi niyetli ve geçen mahkemesi olduğu, eşine de yakında kavuşacak olan Hüseyin Sınırtaş'ı buraya davet edeyim. Sen de Hüseyin Yoldaş gel. Öncelikle şu an Türkiye'de bulunan eşim için, şu an ben yokken orada çocuklarıma ve aileme sahip çıktığı için, ben yokken kendisini emeğiyle, her şeyle, tamamıyla kendisiyle, kendinden kattığı her şeyle ailemize sahip çıktığı için, onun nezdinde tüm burada Alevi Derneği'nde benimle beraber yol yürüyen yoldaşlarıma, kadın yoldaşlarıma, Piş Tutan Aptal Derneği'nde bizi yalnız bırakmayan kadın yoldaşlarıma, bu örgütte, Alevi örgütlerinde bizlerle birlikte yol yürüyen tüm kadın yoldaşlarıma, eşim ve eşim nezdinde bütün kadın yoldaşlarımın hepsinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Evet, arkadaşlar son söz çok güzeldi Hüseyin yoldaşın, Hüseyin Sınırtaş'ın. Yani gerçekten ilginç bir şey. İnsanlar Alevi kimliğinden, Alevi faaliyetinden, o sistemi eleştirdiğinden dolayı bir sürü baskılara maruz kalıyorlar ve ailelerinden, çocuklarından, çevresinden uzaklaşan bir sürü insan zamanla, ta 70'den, 80'den, 90'dan hala buraya iltica olarak gelenler var. Yani bu sistemle alakalı. Bu sistemin saldırılarında gerçekten en çok da kadınlar bunun acısını çekiyor. Son dönemlerde de bu çekilen acılar sokaklarda, alanlarda, birçok yerde, üniversitelerde, iş yerlerinde kadınların güçlü sesleriyle bizleri de sevindiriyor gerçekten. Bizleri de cesaretlendiriyor. Ekoloji bölümünde de gerçekten kadınların çok güzel işler yaptığı var. Buradan LGTB'lileri de bir selam gönderelim. Belki bu adlandırmak pek fazla geçmedi ama sonuçta yani kadın mücadelesinin parçası hepsi, onlar içine almış durumdayız. Biz onların mücadelesine, onların cesaretine, onların gerçekten bu patriarkal erkek sistemine karşı her alanda mücadelesini destekliyoruz o kadınlarımızın hepsinin. Bir demi muhabbet programını sonlandırdık. Biraz apar topar oldu. Eğer hata yapmışsak konuşmalarımızda, fikirlerimizde, yani uyuşmayan noktalar varsa o da mücadelede bertaraf edilecek şeylerdir diye düşünüyorum. Sonuçta bu hayat mücadelesi, bu inancımızın mücadelesi, bu devrim mücadelesi öyle çok uzun döneme yayılacak. Biz hata yaptıksa tüm kadınlardan özür diliyoruz. Bilsinler ki biz kadın mücadelesinde onların 8 Mart'larını kutluyoruz. Onların mücadelelerini, başarılarını kutluyoruz. Ve onların her başarısı bizim başarımız olacak. Çünkü bizi insanlaştıracaklar, bizi medeniyetleştirecekler. Bu açıdan Dev Muhabbet programını sonlandırıyorum. İyi akşamlar.